Evet ve üçüncü kaybımız. O da 8 Kasım'da Yalova Çınarcık'tan kaybolmuştu. Üniversite öğrencisi Şahin de Karakılıç. O da kaybının 7. gününde bulundu. O da 18 yaşını geçti biliyorsunuz. Onları bulduk. Aa, dün bir de bir röportaj kaydettik. Önce bir izleyelim mi röportajı? Ne söylüyor kızın? İzleyelim. Pardon. Hadi bakalım bir izleyelim. 8 Kasım'da kayıplara karışan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Şahin de Karakılıç'ı bulmak için babası ve halası stüdyomuzdaydı. Burhan Açan tarafından kaçırıldığını mı düşünüyorsunuz? Kardeşim diyerek bağlanan kişi söylüyor onu kaçtığını. Bizim hiç aileyle bağlantı kurduk, evden konuşturuyorlar. Hayır, Burhan Açan diye birini tanıyor musunuz? Hayır, biz o ayın hiçbirini tanımıyoruz. Birisi aradı sizi, ben Okan dedi, sizin kızınız dedi, Burhan Açan kaçırdı. Kardeşim dedi. Ve Esenyurt'ta olduğu da söylenmiş. Evet. Merak etmeyin denmiş ama bir haftadır başka haber alamadınız mı? Bizi oyalama taktiği yap. En son perşembe günü 12'ye kadar dedim müsaade eyledim. Onlar gelmeyince ben size başvurdum. Kızımı bana teslim etsinler. Başka hiçbir şey istem. Sesleniyorum kızım gel. Yok. Sen benim bir tane yavrumsun. Ben çantasını eline verip kızımı kendim bindiriyorum arabaya her zaman. Sen mi bunu büyüttün bu hale getirdin be? Ben dedi annesiyim. Kız dedi benim elimde. Niye kaçırdınız dedim. Kendi kaçtık. Arkadan söyle diyor ki ben kaçtım. Kendim gönüllü kaçtım dedirtiyor. Kulağımla duyuyor. 18 yaşındaki Şahin de Karakılıç'ı kandırdığı söylenen ismin abi de yayınımıza bağlandı ve genç kızın İstanbul'da yanlarında olduğunu doğruladı. Niye hep sen arıyorsun da Şahin değil şey aramıyor? Korkudan o kızı getirirken hatını falan atmış aramıyor ben arayayım dedim. İlk gün adamı aradım gel kızını al götür dedim. Çınarcık emniyet orada hepsi orada kamera kayıtları sen kimsin de o kelimeyi kullanıyorsun? Kendi söyledin yalanı Allah değil. Allah ya. Tamam getirin kızı ya, Okan ben Bey. Ben seni ilk gün aradım Okan demedim Bey, mi? Gel. Getirin kızı getirin tamam işte. Sen benim kızımı arayamazsın benim kızımı teslim edeceksin buraya. Tamam. Gel kızını getir. Nereye getiriyorsunuz? Nereye istiyorsa getirin gelsin götürsün. Tamam hemen o zaman alalım kızı sizden. Alın. Esenyurt'ta tamam. Bizim ekibimiz de varmış. Ver o tamam. Zaman kızı. Tamam. Tamam. Getirse kızı istemiyor muyuz? Tamam ya, getir. Tamam teşekkür ederim. Hadi. Vakit kaybetmeden yola çıkan ekibimiz kaybının 7. gününde Şahin de Karakılıç'ı buldu. Genç kız erkek arkadaşı Burhan Açar'la birlikte İstanbul Esenyurt'taydı. Peki neler olmuştu? Şahin de Karakılıç neden günlerdir kendisi için endişelenen ailesini terk etmiş, onlara haber bile verme gereği duymamıştı? Burhan Bey'i sevdiğim için geldim. Zaten bir yılda konuşuyorduk. Ailenize Burhan Bey'le olan arkadaşlığınızdan bahsetmiş miydiniz? Hayır, bahsetmemiştim. Tepki vermelerinden korktum. Kaçmayı tercih ettik. Kaçalım dedi, ben de dayanamadım sevdiğim için kaçırdım yani. Babası vereceğini sanmıyordum. Babamın baskılarına dayanamadım. Çok azarlıyordu beni. Zaten Burhan da buna şahit. Duyuyordu telefonda. Ben telefonda konuşuyordum onunla. Babam da arkadan sesi geliyordu yani. Öyle bağırıp çağırıyordu. 8 Kasım akşamı ne oldu da kaçmaya karar verdiniz? O akşam da tartışma oldu. Yani böyle yani her zaman gibi zaten klasik yani tartışmadığım bir gün yoktu babamla. Artık dayanamadım yani. Kızacaklarını, yani endişeleneceklerini düşündüm ama yani ne yapayım yani mecbur kaldım. Yani zorla kaçırmadım. O günden beri de İstanbul'dayım. Buranın yanındayım. Ailesiyle tanıştım. Ailesinin yanında kalıyorum. Babasının binbir zorlukla okuttuğunu söylediği üniversiteli Şahin de Kılıç'ın gelecek planı ise öncelikli olarak dünya evine girmek. Haber vermeden gittiğim için hata yapmış olabilirim ama ben sevdim ve gittim yani gayet mutluyum. Affedebilirlerse affetsinler yani böyle kavga dövüş olsun istemiyorum yani her şey güzellikle olsun istiyorum. Bundan sonrası için önce sevdiğim adamla evlenmek istiyorum bir yuva kurmak istiyorum yani nasip olursa eğer. Ondan sonra okuluma devam edeceğim. Yaptığı hatayı sevgisine bağlayan Şahin de Kılıç ailesinin affını da bekliyor. Baba seni üzdüm. Biliyorum ama affedebilirsen affet beni yani bilmiyorum. Buranı seviyorum yani zorla gelmedim kendi isteğimle geldim. Sen de benim mutluluğumu istiyorsan destek ol yani bırak da mutlu olalım yani mutluyum yani sıkıntı yani hiç bir sıkıntım yok yani. Şahin de Kılıç'ın günlerdir yanında olduğu Burhan Açar'ın da sözleri sevgilisininkinden farklı değildi. Kaçma sebebi sürekli baskın altındaydı. Ne yaptıysa bir türlü kendi beğendiremedi babasına. Çok zoruma gidiyordu gerçekten. Ölü gibiydim o öyle olunca. Kendisi kaçalım deyince ben tamam dedim. Üç ay bunu düşündük. Hiçbir zaman kırmadım. Onu özmedim. Çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum ben onu. Ailesine saygı duyuyorum gerçekten. İnşallah bizi affederler. Hoş görürler bu kararımıza. Ailem her zaman arkamda. Ben onların desteğiyle zaten buraya kadar geldim. Planlarınız neler? Ne yapmak istiyorsunuz birlikte? Evleneceğiz inşallah. Yuva kuracağım. Mutlu, huzurlu bir yuva istiyorum. Ömür boyu birlikte olmak istiyoruz. Umarım bundan sonrası her şey güzel olur. Hakkımızda ailesi olsun diyorum. Sen kurarsan o yuvayı.
Sen kurarsın ayvayı. Nasıl çocuğun beynine girmişler sen ya? Sen kızın mutluluğuyla oynuyorsun. Okulundan alıp geliyorsun. Kıza hangi hayatı vereceksin? Bana onu söyle. Ben babasıyım. Dur bir dakika. Ben bu kızı böyle etmiş, üniversiteye kayıt ettirmişim. Yani ben bunun hayatını kurtaralım mı? Sen kimsin de kurtaracaksın bu kızımın benim hayatımı ya? Öyle bir şey var mı ya? Soruyorum hocam. Tamam evlenebilirsin ama gelirsin dersin ki eğer mantıklı bir kişiysen dersin ki Şahin'de oku biz birimizi seviyoruz idare edelim okulunu bitir babandan gelir isteriz istemezse kaçır. Eyvallah ama sen benim kızımın şimdi geleceğine oynuyorsun benim kızım okulunu bitirseydi ben bir şey istemiyorum benim dünyada bir kızım var o da gitti ben kendim asker ücretine çalışır emekli olur bakarım ama bu çocuğun hayatı ne olacak? Okusa da yani bu çalışsa, vatana hizmet etse ya da vatana millete bir faydası olsa güzel değil mi hocam? Siz ne kadar okudunuz Bahattin abi? Ya ben ilkokul mezunuyum ama... Zeynep abla siz? Ben ilkokul mezunuyum. İlkokul mezunuyum. Üniversite ama bitirsin istediniz. Kendi evet. Hayatını kurtarsın. Ama ben hayatın üniversitesini bitirdim. Ben gurbet 10 hadi yaşımdan şey beri şu anda 49 yaşımdayım. En aşağı 40 yaşımı gurbette... Buraya gel. Öyle bir insanlarla geçirdim ki 15 yıldır site görevliliği yapıyorum. Seviyorum diyor. Sevemez. Babasından fazla sevemez. Bizden fazla sevemez. Verecek bana kızı. Öğlene öğlene kadar da alacağım. Vermiyorum. Kızım burada açın kapıyı. Kızım burada. Vermiyorum. Ben cevap veriyorum. Vermiyorum. Bizden fazla sevemez. Geldi mi benim kapıma? Geldi mi kardeşimin kapısına? Ben bu kızı istiyorum. Deli mi mükerre? Senden fazla hiç kimse sevemez. Vermiyorum. Bu benim canım, kanım, avukatlarım. Gönül benim oğlum. Vermiyorum ben çocuğumu. Biraz sakin ol. Dur. Bak Müge Hanım bir şey diyeceğim. Hadi nerede kapı açılmadı? Kimseye yer etmiyorum ben çocuğumu. Gel şöyle şimdi. Biraz adalet gel, halası, yapacağını gel. Yapar. Biraz çok fazla patramaya gerek yok. Adalete güveneceksin. Oyunumuz buradan ince. Babasından fazla hoş sevemez. Hoş geldin gel gel. Tepki göstermeden bir şey. Hayır biz tepki göstermiyoruz. Gidene babanın yanına. Biz sevgi kızım. Sarılacaksın bana sen. Şahitem sen neredesin? Sen kaçmış olabilirsin ama sonuna kadar ben senin arkasındayım. Şahitem. Ben o aile yakıcıyım. Kızım ben alacağım seni. Ben sen bana nasıl kıydın? Topumuna nasıl kıydın? Annen evde ölüyor ya. Dur bir nasıl yaptın benim bana bunu? Ben sana ne yaptım? Tamam kızım. Cahil olabilirsin, yapabilirsin. Baban hiç annen hasta. Bizim sahabımızdan yararlanarak. Ben sana ne dedim de yapmadım? Bak, babacığın hiçbir şey demiyor sana. Anneciğin evde neyin hasta. Neyin eksik ettin? Tamam mı? Ben soruyorum sana. Ben seni kaçıran adam benden iyi mi bakacak sana? Süre süre gitmeyelim. Alın bir aranızı. Önce bak sağ salim bulundu. Öncelikle Allah'a şükürler olsun diyelim. Otur ikisini ailemiye. Babanın da yanına otursana. Annesi abiye, çok ağır hasta. O yüzden halasıyla beraber geldi babası. Sonra pişman olursun da. Daha biz bak okulu oku. Seviyorsan bir çağırıp vereceğiz sana. Tamam, tamam mı yavrum? İnternetten ben bir seviyorsan vereceğiz sana. Söz evet, veriyorum. Kızım internetten nasıl sevgi? Kaç aydır konuşuyorum? Evlenip olunca Sebahattin abi sen de şöyle gel. Bir aylık mı? İki aylık mı? Bu nasıl sevgi ya? Az yanıma gel, yanıma gel. Niye bana söylemedin? Bak. Az bana bak. Söylemedim, sana söyleyebilir miydim? Hayır. Zeynep abla bir dur bir konuşsun abi baba hayır. Kız. Niye kaçtı? Niye okulu bırakıp terk ettin? Okuldan daha mı önemli bu insanlar? Ya kandadılar. Kan için olacak. Ben kendim Zeynep gittim. Zeynep Hanım bir kızımızı dinleyelim. Bir dur. Bir ben bak. Ben sana ne eksik ettim ne yaptım. Sen sinirlenmiş bir şeyler söyledin orada ama hepsi yalan. Ben seni darıltsam bile... Gel kızım özür dile diyordum, elimi öp diyordum, kucaklaşıyordum. Büyük hata yaptın şu anda. Dönme şansın varsa dön bana. Ben seni ömrümün sonuna kadar yanındayım. Kimseden korkma Şahin'den döneceksin. Ama ben alacağım seni bak kendi hayatın içine kızım bir şey söyleyeyim bak. Sana. Gidip... Ağzını öptüm sen bak hayatın içine gidelim. Bir dakika. Bak ben biliyorum. Gidip seni sen bir korkma. Üniversite okuyan çocuğu alan adamdan kimseye fayda gelmez. Aynen gelmez. Düşünceli olsa insan düşüncesi olsa seni almaz okulundan hayatıyla oynuyor. Şimdi Bahattin abi, baba ne hiçbir şey bir dinleyelim annen bir Şahin'i de. Şahin de aslında 7-3 ay öncesinden kaçmak için plan yapmış, öyle mi Şahin de? Evet. Şahin'ciğim şimdi annen çok rahatsız. Evet, biliyorum. Yani o
kalkıp gelemeyecek kadar rahatsız. Bak baban halanla geldi. Baban diyor ki bir tanecik kızım var. Biz okumadık, onun okumasını istedik diyor. E niye yani? Adam bence yerden göğe kadar haklı. Beklesin, bitirsin, gelsinler, istesinler. Evet. Vereyim diyor. Evet. Bir de şunu... Annen hasta, okulun var. Bu kadar gizli herkesten yani bu akıllıca bir davranış mı sence? Değil ama başka şansım yoktu yani. Kızım sen ya sıkıntın niye, yoktu. Niye başka kızım, şansın yok? Bir dinleyelim Şahin'i. Niye başka şansın yok? Ben söyleyemezdim babama öyle yani ilişkim olduğunu bana söyleyemezdim. Bana söylerdin kızım. Bana söylerdin. Hala böyle böyle bir iş var dedin. Benim yaptığım babalığı kim yapar? Ben askeri ücret çalışıyorum. Çekmezsin'in gözünde 2000-3000 lira alıp alıp gidiyorsunuz. Para sordu muyum? Hesap yaptı mıyım ben sana? Yok. Şimdiki ne verecek sana? Hiç. Ben bütün Türkiye'nin önünde Müge Hanım söz veriyorum bak. Bütün Türkiye, Cumhurbaşkanı da duysun. Hı. Benim kızımı bana teslim etsinler. Çocuk okulunu bitirsin. Ben bundan hiçbir şey beklemem. Hayatını kurtarır en azından okulu bitirsin. Gelsinler istesinler. Bugün yarın benim yanımda okulunu bitirsin. Elin eline bakmasın bugün. Hayatını çaldılar bu çocuğun. Seviyorsa hayatını. Çocuk vereceğim. Ne yapayım bak, hocam? Bak elin eline bakmasın evet. Diyor. Çocuğumu, ne kadar güzel evet, bir laf çocuğumuzun söylüyor. Geleceğini çaldılar. Bu adamdan adam olmaz. Olmaz. Çünkü ben senin lisanı... Peki bir tanışın. Şöyle gel sen de uyanık olun. Şöyle gelin. Sen uyanık ol. Şöyle gel. Evet. İşte bu da Şahinler'in evlenmek istediği Burhan. Gel Burhan böyle. Ben tanışmak da istemiyorum. Yok istemiyorum yanıma yakın. O da abisi Hakan. Dün Hakan sen mi bizi aramıştın? Hiç yüzüne bakmayın. Bir de Okan mı var? Sonra... Hakan, Okan, Burhan. Üç erkek kardeş misiniz siz? Evet. Başka var mı? Ben seviyorum evlenmek istedim. Onun adı ne? Serkan. O da Serkan. Evet. Okan, hayır, Hakan, gel, Burhan, Serkan. Yahu bir dur Zeynep abla ya. Bak bence sizin probleminiz hiç etrafla ilgilenmemek. Sadece kendi kafanızın dikine gitmek. Bak hayatta bir şeyler oluyor. Bak evleneceği çocuk geldi Burhan. O da onun kardeşi Hakan. Şimdi yanınıza... Aslında bir elini öpmek istiyordu ama. Hayır öptürmüyorum. Hayır. Tabii kesinlikle ben... öptürmüyorum. Biz istemiyoruz. Benim elimi... Benim elimi öpecek kişi gelip kızımı benden isteyecekti. Benim üniversitede okuyan çocuğum olan adamdan kimseye vayda gelme. Bir daha kızı kaçırın için gelecekti. Kimseye vayda gelmez. Çünkü ben insan olarak hata yaparka düşünürüm kime zarar geliyor diye. Çünkü ben kızımı okula gönderdim. Buluşmaya sevişmeye göndermedim. Dolmuşa attım okula gönderdim kızımı elinden tutup da. Öyle bir dünya yok ya. Yani biz de babayız, biz de ev geçindirdik. Ben bu çocuğu kaç yaşına kadar getirmişim? Hırsızlık mı yaptım, haram mı yedirdin? Yani seviyorsan aileye gönderebilirdin ya. Bir de... Dur bir dakika Zeynep Hanım, dur bir cevap ver. Bir dakika diyorsun, sakin Cınarcık'a geliyorsun. Cınarcık'tan çocuğu atıyorsun arabaya, yanındaları bilmiyorum. Belki bu çocuğu telefonuna yön çevirttirip konuşmak istedi. Bindiği zaman vazgeçemedi çocuk. Zaten sizin bunların baskısı altında çocuk. Ben kızımla tek tek konuşuyorum. Sen de bilin, sen değil biz şey konuşsun, Burhan konuşsun. Tek tek konu. Söyle. Kesinlikle tamam. Baskı altında değil. Sevdiğim için aldım. Kendisi istedi zaten. Baskı baba, tam tersine kendisi babasının baskısı altında olduğu için götürdüm. Seviyorum baskı altında olduğu için. Sen nereden girdin benim hayatıma? Kızın anlatmasıyla sen benim ne olduğumu biliyor musun? Ya, yok babasının baskısı falan değil. Şahin ile konuşunca en çok seni dinliyordum. Ben? Ben kızım 18 yaşına gelmiş bir tokat vurdu. Bu da baba hakkımdı. Asip Aydın bir saniye, Müge Hanım bir saniye. Dur. Dur. Sen bu kızı seviyordun. Durun bütün hep herkesimiz dinleyelim. Bu kızı seviyordun. Bu kızı kaçırdın. Bir gün oldu yalan, iki gün oldu yalan. Senin anan baban yok mu? Senin abin, ben varım diye abin. Tamam abisisin. Lan niye çıkmadınız ortada? Bu değildi abisi. Ortada niye çıkmadınız? Dur bir dakika. Pazar günü geleceğiz dedik. Pazar günü geleceğiz dedik. Bana çıkıyorsunuz bak. Delikanlı olsanız. Pazar bana... günü geleceğiz dediniz. Siz gelmeyin dediniz. Pazara bak, kadar. Bizi oyaladınız. Bugün geliyor. Kimse oyaladığımız yok. Bir dakika. Yalan söylemen. Cumhurbaşkanı'na yalan söylemiyorum. Yalan konuşuyorum ben burada. Bir dakika. Cumhurbaşkanı'na İçişleri Bakanlığı'na buradan sesleniyorum. Esenyurt'a giriş var çıkış. Ne demek bu? Niye söylediniz siz bu sözleri? Bu İstanbul'u siz mi yönetiyorsunuz? Kim söylemiş abi bunu? Ben yandayım, siz söylediniz. Kim dedi? Esenyurt'a giriş var oradan çıkış yok mu dedi? Oradan söylediler. Giriş var çıkış yokmuş. Ben de dedim ki söyleyeceğim bu lafımı isterseniz de... Dedi mi? Söyledi. Söyledi. Kimin savunumu bana şimdi, ben konuştum. Bir dakika ben söz alabilir miyim müsaadenizle? Şimdilik seni konuştuğun Okan
Benden küçük, ben en büyük abileriyim. Okan nerede? Konuşan niye gelmedi? Şimdi Okan işleri falan var. Ben seni istemiyorum. İşi bırakacağım. Bir dakika, dur, sadece, dur. Sadece bir dakika, bir şey söyleyeceğim bak. Senin kızın geldiği gün, kendisi kızın geldiğiniz gün ben işten geliyorum. Kabul etmiyoruz. Kendim dur. Polisi aradım. Hayır. Dedim ki kardeşim bu kızı kaçırmış. Gelin dedim annesinden habersiz kaçmış dedim. Yazık günahtır dedim. Gelin dedim kızı ailesine götürün. Geldiler evimize kadar, ben saat 8'den hani 11'e kadar fısık... Bir dakika, bir dakika ablacığım, bir dakika müsaade edersen ben sana... Sizin yalanlarınızı, sizin yalanlarınızı... Yalanlar kası yok, dinle, bir dinleyelim ondan sonra. Çok acı. Burada sizle yüz yüze konuşmayın, bu kadar insan var, yalansa yalan desinler. Yalan. Aradım polisi, geldiler, kendisinin ifadesini de aldılar, dediler ki... Erken ben kendi isteğimle gelmişim, kendi isteğimle gelmişim... Şimdi bir şey söyleyeceğim, tamam. Sizin aileniz nerede, anneniz babanız? Şimdi benim annem babam da Esenyurt'ta, benim babam KUA hastası... Annem de zaten yol tuttuğu için hiçbir şekilde bir yere gitmiyor. Ablacığım bir dakika. Bir dakika. Şey annenle babanla beraber mi yaşıyor? Bir dakika bak, dur. Evet. Geldiler evimize. Anne... Bütün amcaoğullarım geldi. Hepsi konuştular. Tamam dur şimdi. Hakan'cığım bir saniye. Konuştular. Siz annenizle babanızla beraber mi yaşıyorsunuz? Yaşıyoruz evet. 8 kişi beraber yaşıyoruz. En büyükleri ben olduğum halde bile hala evlenmedim. 8 kişi. 8 kişi beraber yaşıyorsunuz. 8 kişinin içine bu kızı vermiyorum. Bir kişi. Sen dedin ki kızı götürün dedim. He. Biz de zaten hani demiyoruz illa kız bizde kalsın. Zeynep. Biz istedik. Biz çalışan insanlarız. Biz yapamıyoruz. Pazar günü bir iznimiz var. Hakan. Bu çocuğu ezdiremem ben 8 kişinin altında. Zeynepciğim tamam, bir durur musun? Götür, şimdi 8 kişi. Bir tanesi baban. Babanın adı ne? Çerkez. 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 Dur bir saniye. Odaya kalmış bir şey. Vermeyeceksin biliyorum. Zeynep ablam bir dur. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gittin yani şimdi? Ben sevdiğim adamın yanına gittim. Sevdiğin adamın yanına gittin. Evet. Her gün o 5 tane erkeğe yemek hazırlayıp çamaşırlarını yıkamaya. Ya. Baban da diyor ki ben bahçıvanlık yapıp bunu üniversiteye soktum. Bir evin bir kızı. Ondan sonra bir de haber vermeden, istemeden bu adamın hakkı değil mi seninle ilgili bir neyin kutu çikolata yemek hakkı değil mi? Soruyorum sana. Ben sana dedim kısıtladım sadece kızım okula gidiyorsun. Okul istedi Müge Hanım. Tırnaklarını tırnak uzatmasın, oje yapmasın. Kızım diyorum, sana zaten Cenab-ı Allah güzellik vermiş. Evet. Kozmetik boyalarından kendini zayetme. İleride yaparsın diyorum. Haksız mıyım bu baba? Yapsın. Orada haksızsın tabii. Yapsın. Evet. Ne var? Herkes yapıyor. Onda bir şey yok. Yok, okul istemiyor. Yahu bak okul ne? Üniversite mi istemiyor? Hayır, lisedeyken. Lisedeyken de artık müdür şikayet ya, bak, ediyor böyle hocam. De yaparsanız o zaman hayır. Hiç elinizde tutamıyorsunuz. Şikayet ediyor müdür. Bu da bir yumurta ama. Gibi yani. Yumurtayı da fazla sıkarsan evet. Bak böyle çok kırılıyor. Çok baskılıyorlar. Peki siz nerelisiniz? Erzurumluyuz. Erzurumlusunuz. Peki sizin Erzurum'da böyle yok mudur kızı gidip bir ailesiyle tanışmak, babasıyla tanışmak? Abi şöyle bir şey var. Bir çiçek alıp gitmek ne bileyim neyse adetiniz şöyle bir şey var. Bizim haberimiz olsa zaten hani kendisi de bize dese ki ben bu kızı seviyorum, tanıyorum, evet. Gidin isteyin falan. Kendisinin iki büyük abisi var, biz de bilirsiniz belki. Hani önce evin büyük çocukları evlenir ya mesela, daha sonra küçükler evlenir. Biz mesela kendim bile konuştum mesela, kardeşimin de konuştuğu tabii bildiğimiz zaman biz daha istemeye bile gitmedik. Haberim yok, işten geliyorum dedi ki kızı almış gelmiş, hiç haberimiz tamam, yok. Tamam anladım, o zaman Burhan sana sorayım yani. Yani sen haberimiz bir olsa olarak, tabii ki tanışma geliriz. Sebahattin Bey'i anlaman lazım. Benim yani böyle şimdi ne yani bir gidip tanışmadan... Bir de hastam var yani. Halde ben kendim kabul etmiyorum böyle bir şey. Yanlış buluyorum Müge Hanım, bir şey söyleyeyim. Ben bile yanlış buluyorum. Bir dakika, yanlış benim, yapmış. Benim hadi bu çocuğu okuldan alıyorsun. Bunun hayatından oynuyorsun. Ya insan bir düşünür bu adamı. Bu demiştir size. Hani beni tanımıyoruz da. Benim hastam var. Ben Bursalarda uğraşıyorum. Ya en azından bunun hastalığı bir yanı olsun diye der insan ya. Benim şimdi eşim sizin yüzünüzden belki de mefat edecek üzüntüsünden. Yani hastalığı bırakalım. Kararda kadıncağız ya. Allah korusun abicim, ben kendimi ağrı. Sana hiçbir şey... Ya bir yuvayı yıkarken düşüneceksin hemşerim. Bir çocuğu okuldan alırken düşüneceksin. Abicim haberimiz olsa ben bize kendim gelirim senin yanına derim ki abicim böyle bir olay var. Bak, niye demedin? Babasın niye? Bak. Cüneyt benim haberim yok. Yokmuş Zeynep Hanım. Hakan'ın haberi yok. Ben 12 ya. Saat çalışıyorum. Sabah var. 8'de işe bir gidiyorum. Şey akşam 8'de geliyorum. Cüneyt, yemeğimi Cüneyt yedim. Kim, Cüneyt... Baktım ki kızı almış getirmiş. Hayır Cüneyt kim? Siz Cüneyt'i tanıyoruz mu? Cüneyt benim amcaoğlum. Senin amcaoğlum. Bak ne? Telefon kayıtlarını dinledim. Bize bağlandı ne diyor biliyor musun? Diyor çocuğu abicim? Kurtar diyor. Bunlar diyor iyi insan değil. Şurada söylemek istemiyorum ne dediklerini. Tamam abi. Amcaoğlum senin. Ben kendi şöyle söyleyeyim bak. Babasısın. İleride ben de baba olacağım belki. Evet. Halinizi çok iyi anlıyorum. Annesi hastaymış. Yani Allah acil şifalar versin. Hastaymış yani bırakıp gelmesi çok yanlış. Dedim ki bak polisi aradım geldik götürün dedim. Babasını bırakmış annesini bırakmış gelmiş. Gitmek istemiyorum dedi. Sen kaç kişi geldi dedi ki? Sen getirecektin o zaman. Abla gelmek istemiyordu. Yani ben de gelirdim. Yani arkadaşlar anlamadığınız şu. Sizin kızı da istemiyorlar. Evet. Onlar da istemiyor. Ben kızımı istemiyorum.
Sen şimdi bir dakika bırakın onları, bir kızınızla konuşun. Onlar da bayılmamışlar yani. Zaten bir evde 8 kişi. Kızınızla anlaşın abi. Gelmek istiyorsa ben anlayış gösteririm abi. Ben istiyorum. Babası seni çok iyi anlıyorum. Eşin hasta. Gelecek şu, bak şu sevdiğin önünde bir şey söylerim. Kalbiniz kırılır bak, ama kızım kırılır diye söylemiyorum. Tamam, kızınla konuş. Kızımın anda hani söylerim. Yok. Aa, buradan kalkamazsınız ama söylemiyorum. Abi yüz yüzeyiz. Biz zaten her şeyi açık açık söylüyoruz. Sizin hiçbir şey yok bu kıza vereceğim. Abi vereceğim bir şey Sevgi yok böyle... zaten ben diyorum ki. Abi biz de istemiyoruz. Sevgi böyle düzden bir şey değil. Seni vermedi Sevgi ve kendisi biliyor zaten. Ulan babasından fazla. O benim yanımda huzurludur. O senin yanında huzursuz olduğu için benimle geldi. Babasından fazla sevemezsin sen bu çocuğu. Ya, ne ya kendisi gelmek ya, istedi. Kendisi benim. Tabii ki de annesi babası daha çok sever. Tabii ki annesi babası. Öyle bir şey yok ya. Bir otur. Kendisi zaten gelmek istemiyor. Benimle huzurlu, benimle kalmak istiyor zaten. Bir haftadır verdin dersini, çocuk burada böyle konuşuyor. Sen kesin öyle. Hayır hayır. Kendisi benimle çok mutlu zaten. Kendisi gelmek istemiyor sizinle. Dur. Ya kesinlikle size gelmez tamam, zaten. Tamam bir dakika, tek tek ya konuşur musunuz lütfen? Tamam. Sebahattin abi. Abisi diyor ki biz de istemiyoruz. Alabiliyorsanız kızınızı alın. Alıyoruz. Burhan bir dakika, Burhan sen ne diyorsun? Biz alıyoruz. Ya kız arkadaşımı hiçbir yere göndermiyorum. Zaten kendisi gitmek istemiyor. Gitsin kızı okula. O da gitmek istiyor. Ben de gitmek istemiyorum. Ya hocam bunlar gideriz. Bir dakika Zeynep ablacığım, bir saniye Allah aşkına ama ya. Ant veriyorum, daha ne yapabilirim? Yalan konuşuyorlar. Yalan değil ya. Yalan değil ama istemiyorum diyor. Sen kızını diyor abisi, bana vereceksin. Abisi diyor ki biz de bayılmadık. Biz önce evleneceğiz. Biz büyüyüz. Biz de istemeden kız geldi diyor. Ona doğru diyor. Tamam. Doğru Burhan, abi, anlaştığımıza sevindim. Bir dakika, Burhan da bir şey söylüyor. Yani kendisi benimle geldi. Zaten gitmek istemiyor. Ben de gitmesini istemiyorum. Evet, istemiyorum. Gerekirse ayrı yaşarım. Onu hiçbir yere göndermiyorum. O da gitmek istemiyor gitmek zaten. Bir şey söyleyebilir miyim? Tamam bir dakika. Şimdi bir de kızınıza sorun bakalım. Bir sorun. Biz abisi olası. Diyor, alsın götürsün babası diyor. Bu öyle söylüyor. Başka birisi bağlanıyor bunları. Hayır, Şahin'le konuşabilir mi? Sen ne istiyorsun diye bir sor. Soruyorum. Şahin'le konuşabilir mi lütfen? Ben sevdim ananla ben evlenmek de sana istiyorum. Diyorum ki yanıma dön, okulunu bitir, ben seni vereceğim. Gelsin. Evlenip okuluma dönmeyeceğim. Nişan taksın, evlenmek çözüm değil. Okul. Vermeyeceksin. Biliyorum. Vereceğim, ben söz veriyorum. Bir şey söyleyeyim. Ama bu şekilde gidersen bak seni evlatlıktan reddetmem. Niye etmem biliyor musun? Öldüğün zaman sana sahip çıkacak birisi çıkmaz ama kız, kesinlikle yanıma gelemez. Ben çıkarım. Okumayı nereden başaracaksın sen? Sen ne işle meşgulsün? Hamburgercide çalışıyorum. Nerede? Hamburger. Ne gelirin var aylık? Yani personelim. Personelsin, asgari ücretle çalışıyorum. Ne yapalım? Boş konuşuyorsun lan, ekmek parası da tamam da şimdiye kadar niye bir şey geldi? Kaçıncı sınıfta okuyorsun? Efendim? İlk senesi. Üniversitede ilk sene. Üniversiteye birinci sene. İki ay hocam. Ne oku? Ne bölümde? Yerel yönetim. Yerel yönetimler, büro yönetimi. Evet. Yani bak şimdi asgari ücretle Burhan'ın bir geliri var. Bugünkü ekonomik şartlar ortada. Babam diyor ki ben evlenmelerine mani karşı koymuyorum. Yalnız şu anda sen eğer diplomanı alırsan, tahsilini bitirirsen en azından belli bir iş bulur, ailenin geçimine ortak olursun. Ben sana söylüyorum şu anda hiçbir evde bir tek kişinin çalışmasıyla normal şartlarda bir geçim olmuyor. Kızım, nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nikahın yok, bir şeyin yok. Kıyacaktık. Ne zaman kıyacaktık? Nasıl kıyıyorsun? Annesiz babasız mı kıyacaksın? Resmen dinin nikah kıyacaktık. Hayır, babaanne izin vermez. Allah Allah. Şahin de biz mukabeleyi her sabah izliyor mu yıllardan beri? Sen demiyor muydun bunlardan nefret ediyorum, kötülük yapanlardan? Ne oldu da sen bu duruma geldin? Biz her sabah izlemiyor. 12 program kapanana kadar kış ayı, yazın kapanıyor. Yazın işimiz zaten. Kışın ben okula gidiyordum ama. Biz izleriz. Okulda izleyemiyordum. Her programı bana sor. İzleseydin zaten kaçmazdın herhalde. Keşke izleyeydin. İzleyeydin. Nasıl bir hayal ediyorsun kendini? Biz kötü bir şey yapmadık. Nasıl bir hayal? Bak, evlenip mutlu olmak istiyorum sana. Ha, mutlu olacağım. Evlenip mutlu. Mutluluk ne? Evlilik sana bir ne? Dakika, bir dakika babası. Ya siz kaç odalı bir evde oturuyorsunuz? Yani 8 kişiyle. Şahin'de. Nasıl mutlu kaç odalı bir evde oturuyorsunuz? Onların evi mi? Onların evinde. Kaç ay? 2 artı 1. 2 artı 1 bizim evimiz. 2 artı 1. Sen bir dakika. 8 kişi 2 artı 1'de nasıl yatıyorsunuz? Yatıyoruz ya, yer var yani, hiç sıkıntı değil yani. Bir de anladım. Kirada oluyor değil yani, mi? Yani sıkıntı değil yani. Hayır, senin yani eşinle yer ayrı var. Bir odan var mı yani? Yok ablacığım, bizim kendimiz bile mesela doğru düzgün biz 8 kişiyiz mesela. Annem, kardeşlerim bir yerde yatıyor, babam bir yerde yatıyor, 3 erkek kardeşim bir yatıyor, ben mesela bir odada yatıyorum. Kendisini şu anda sadece tek şeye gitmek
hani konuştukları şeyi ben sadece ailesine dönmek istememesinin arkasına bağladığı sebeplere ben bağlıyorum. Başka hiçbir şey değil. Evet. Yani biz diyoruz ki biz kendimiz evlenmemişiz. Yeri geliyor bazen çalışmıyoruz. Tamam. Ben fabrikada çalışıyorum. Kardeşim inşaatta bu da bir ay çalışıyoruz. Gerçi ay yani geldiği zaman kiramızı ödüyor. Bir şeyimiz eksik kalıyor. 8 kişi bilirsiniz. Bu zamanda kiralar uçmuş. Hep alırız. Geçinmek zor. Ben diyorum ki ailene dön. Okulunu oku. Tamam kızım. Hayır. Okulunu oku. Dönmek istemiyorum. Bak bir dakika. Dur, dur, dur. Dönmek istemiyorum. Bak, bütün seyirciye teşekkür ediyorum. Bir dakika keser misin? Bir dakika dur, bir şey söylüyor çocuk. Evet, durumu devam ediyor. Bir dakika abicim. Bak, bir şey var hocam. Kendim mesela, kendim de mesela liseye kadar okumuş bir insanım. Açıktan devam ediyorum. Hani dedim ki aileme de söyledim. Nikahsız hiçbir şekilde ben bu kızı bu evde istemem dedim. Sonuçta şöyle de normalde de bir evli yani evli olmayan yani hiçbir bağlantısı olmayan bir erkekle bir kızın aynı odada kalması demek evli, girme gibi, evli kalmak gibi bir şey. Ben dedim ki hani söyleyelim falan gideyim gelsin nikah yapalım bir şey yapalım konuşalım. Biz de çalışan insanlarız, daha zor bir pazar günü iznimiz var. İşimiz çıkıyor, başka şeylerden falan oluyor, aileleri var, hastalığı oluyor, bir türlü gelemedik. Tam gelecekken abi programa gelmiş. Hayır. Biz de artık sadece şunu bağlıyoruz. Biz de mesela bu şekilde istemiyoruz. Dur, dur. Kız gelsin size ablacığım. Tamam. Bir konuşun evinizde biraz vakit geçin. Biraz bak. Vakit geçin ablacığım. Kardeşim bunlar mı bana? Vermeyecek. Ya Zeynep bak sözümü bitireyim abi. Kendileri diyor vermeyeceğim. Bir teklif diyor. Şey demiyor. Bir teklif. Kendileri diyor ben kesinlikle dönmek istemiyorum. Sözümü bitireyim ablacığım. Tamam sözünü bitirsin. Vermeyeceğim diyor işte. Ben bugün 26 yaşındayım. 26 yıldır bu evde yaşıyorum. Sen de vardır 6-7 gündür bizim eve gelmişsin. Ne yaşadığımı ne bildiğimi aileme çektiğim ben bilsen 6-7 gün şahit olduğum bir şeyle ben mutluluk kuracağım. Huzur bulacağım diye bir şey yapamazsın. Ben ağzını tutamıyorum. Helal olsun sana yani. Ben doğruları söyleyin ablacığım. Eve dönmek istemiyorum. Kızınız gelsin sizle. Tamam. Vakit geçirin. Biraz hasret giderin. 6 gündür annesi. Annesi çok üzülmüştür. Annesi üzülmüştür. Gelsin vakit geçirsin. Konuşsun. Ben zaten zorla gitmedim. Hayır kızım bak. Zorla gitmedim. Ben kendi isteğimle gittim. Bir dakika ablacığım. Konuşsun. Kendin dedim beni al diye. Biz de biraz düşünme vaktimiz olsun. Sonra telefonda konuşuruz, geliriz, ziyarete geliriz, bu çayınızı içeriz. Abi. O da okulunu okusun, karşıya sağlam bir şey gitsin. O zaman geliriz, konuşuruz. Tamam. Oldu oldu, olmadı. Aynen. İkimiz için de ailesi olsun. Ha, sağ ol, Allah razı olsun onu. Oğlum. Allah razı olsun. Benim de bir annem babam var, hasta oldu. Ben de baktım gittim, bak, üzüldüm. Onlar üzüldüm. Anlıyorum. Sadece kendisi gelmek istemiyor. Tamam, İkna edin kızımız yani gelsin. Yani bir şey var. Sen şimdi bir dakika Zeynep Hanımcığım bir saniye Allah alt verdim ya daha ötesi var mı Allah aşkına dedim artık daha ne diyeyim Allah'ın aşkı Allah'ın adını tamam, katıyorum ya. Müdahale edeceğim. Diyor tamam. Ki bizim evde bize yer yok diyor. Ama ya, sığdırdılar yani bak. Sıkıntı. Cahil. Tamam da bir yere kadar ablacığım bir yere ya, kadar. Ya ama. Sıkıntı yok. Bir yere kadar. Bak. Şimdi ya sen bir hafta bir misafirsin diye bak bir yere ben seni misafir olarak kabul ettim. Bugün nikah olmadığı sürece ben seni hiçbir şekilde bir günde fazla ziyaret etmedim. Sen konuşuyorsun fazla da bunu seviyor madem. Sıkıntı yok ben bir ev tutarım çıkarım diyemeyen adama ben kız veririm. Abi kuru sevgi karın doyurmaz. Boş konuşma. Ben kendim kuru sevgi karın doyurmaz. Verme diyor zaten. Al kızını git diyor ya. Git diyor. Adama ne kızıyorsun? Kızımı veriyorum ben seviyorum diyorum hocam. Ama sen Sebahattin Bey böyle yaparsan kızım bugün ona gider. Yarın başka birine gider. Ben sevdim. Sen bu kızı tutamazsın. Ben kızımı alacağım. Bak burada bütün evet. Şey sakin sakin dinleyeyim dedim. Evet, evet. Ama buradaki %80, %90 kızınla diyalog kurması gereken, evet. Adım atması gereken, büyük olarak toleranslı davranması gereken evet. Sensin. Ama sende hiç tolerans yok. Tolerans derken hiç hocam. Yok. Hiç adım atmıyorsun. Güzel bir şey söylüyor Hakan. Ama diyor ki kızınızı alın gidin. Zaten diyor gelelim. Bizim ailede evet. Şu anda benim kardeşimin evlenecek durumu yok. Evet. Abi benim bile evlenecek durumum yok. Yanlış. Şu an ben 26 yaşındayım. Siz de kızınıza sahip kız var. Alın gidin hadi. Diyor. Ben daha iyi evlenme şansım olmadı. Biz sahibiz ben kesinlikle kız ondan veriyorum. Ondan büyüğü bile var. Ya vermiyorum işte. Ya başka bir şey yok. Ben geri dönmem. Kesinlikle ben evlenmek istiyorum onunla. Ya bir de burada yatıp bak. Karışma. Ne yazık ki. Ne yazık ki bu kız kaçtıysa. Sizin kızın raporu mu var? Bir saniye. Ben engelli rahatsız değilim. Hocam, ben kendim... Sizin kızın bir raporu mu var? Hayır. Hasta değilim. Hiçbir rapor almadım. Ben rapor hastaneye bir defa aldım. Hasta değilim. Niye diyorsun sen öyle dedin? Evdeyken öyleymiş bana gelirken hiçbir engeli yoktu diye. Ne dedin bir şey söyledin? Engelli değil. Öyle bir şey yok. Herhangi bir şey engelli yok. Kaba sağ olun. Öyle bir şey yok. Hayır. Tamam. Ben kendim istedim gittim. Ben tam kendim beni aldım. Ama sana bir şey söyleyeyim. Yani senin de biraz kafa gidik be kızım. Nasıl yani?
Hani sizin ligatınızı da söyleyeyim. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Kızım düzelt. Adam diyor ki biz iki oda bir salon evdeyiz. Bize kendini yer yok. Güzel. Biz onu istemiyoruz diyor. Ben geri dönmek istemem kalabası. Kız. Hayır, ama aile de diyor ki biz de onu istemiyoruz. Yerimiz yok, paramız yok diyor. Aşk karın doyurmaz diyor abisi. Daha bak neresi? Seni seven adam bile sana şüpheli bakıyor. Ben bakamam. Ya ben şüpheli bakmıyorum. Ya. Ben gerekirse onunla sokakta bile yaşarım. Sokakta yaşamak değil. Hayır bir dakika. Bir dakika ya, bir dakika. Bu ikimizin geleceği burada. Evet. Burada hiç kimse bir şey geleceğimize bir şey karar vermiyor. İkimiz karar verebiliriz. Diye bir şey yok. Ya bir dakika. Kendinizi İkimiz kandırmayın. Bu bizim ikimizin geleceği. Bir İkiniz şey gelecek. Kız hiçbir yere gitmek istemiyor diyor. Ailesinden korku, babasından korku, gitmek istemiyor diyor. Hayır, sen söz almıyorsun. Niye korkuyor ki babasından? Babası ne yapmış ona? Diyor ki sokakta falan yaşayamazsınız diyor, abin değişti. Nerede yaşayacaksınız? Ablacığım, ya o benle sokakta bile yaşarım dedi. Evet, benim yanında yaşasaydın o zaman 20 yıldır annem baba sana bakıyordu. Nerede sokakta 20 yıldır sokakta yaşasaydın o zaman şimdi bu durumda olur muydun sen? Yaşıyor muydun o zaman sen bu zamana kadar? 20 yıldır bu anne baba sana bakmış. Benim de 26 yıldır annem baba sana bakmış. Ben de sevdiğim kırılmasın diye sokakta da orada yaşarım dedi ama bu sadece mecazi bir anlam. Gerçekte böyle bir şey yok. Masal dinleyerek aşk yaşamayın. Helal olsun sana. Senin oğlum. Kardeşin askerliği yaptı. Sizin bahsettiğiniz sevgi sadece masallarda olur. Evet. Askerliği yaptım. Askerliği yapacağım. Askerliğim daha var. Masa bunu mu dinleyeceğim? Askerliğini yapmadın mı? Daha var askerliğim. Abla ben bile daha gitmedim ya. O kadar yani. Daha bu askerliğini bile yapmamış. Ben 26 yaşında ben daha bir askere gitmedim. Çamaşırını yıkarsın. Aileme destek olmak için full çalışıyorum. Askerliği yıkarım mı diye. Yok yapacağım daha. Bile bile gittim. Askerliğini yapmadım. Bile bile gittim zaten. Kaç yaşın daha askerliğini yapmamış. Bunları göze alarak gittiler. 2 ay sonra askere gittiği zaman 2 sene nerede kalacaksın? 2 sene değil askerlik. Bizde yumurtayı da kıramıyordu. Ne zaman gitti de orada yaparım diyor. Bizde bir yumurtayı zor kırıyor. Yani sen utansın diye demiyorum. Hani ben senin bir kız olduğun için ben yapıyordum. Sen yapıyorduk ama şimdi orada nasıl yaparım diyorsun? Bize gelince yapmıyordun. Yapıyordum. He? Kızım bak ya, aklını başına al. Bu adam askerliği yaptığı halde ben evlendim. Seviyorum sevgimi. Biz de ben 10 yaşımda babamın yanından çıktım gurbette. Bütün hayatı yaşadım. Orada eğer abisi bak ne anlatıyor o da çıkar. Ben seviyorum Şahin diye. Ayaklarımın üstünde dururum. Giderim bir ev tutarım ayrılırım. Diyebiliyor mu? Yaparım. Ben yaparım. Ya bırak. Ben yaparım. O zaman bir şey söyleyeceğim. Yap o zaman. Yaptıktan sonra da git iste. Anlaş Şahin'de ile de. Ama Şahin'de kendisi girmek istemiyor. Babasından korktuğu için baskı aldığı için gitmiyor. Ha, gitmek istemiyorum diyor. Niye sen illaki yani bu gece evlenmek istiyorsun? Yani ne yani senin sıkıntın ne yani? Abi kendi bu evliliğe karşıyım. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu şekilde biz daha... Peki, o zaman kardeşin de söylesin. Ben kabul etmiyorum abicim. Kardeşin de söylesin ben kızımı alıp geçeyim. Ben söylüyorum. Senin haberin olmadan gelmiş abicim. Anne babasını izni olmadan... Evet. Anne babasını izni olmadan ben hiçbir şekilde kabul etmem. Sen nasıl kızına söz geçiremiyorsan onlar da oğullarına söz geçiremiyor. Peki. Aynen öyle abicim. Senin sözün annenin babanın da mı sözü? Evet anne babamın da sözü. Ben kızımı anlamış ki etmiyorum. Biz bak, hiçbir şekilde anne babanın izni olmadan evlenme falan diye bir şey olmaz bizim. Hemşerim bana kimse okumasın. Cumhurbaşkanına da sesleniyorum. Ben buradan kızımı almadan gitmiyorum. Abi al kızını ben götür. Cumhurbaşkanının kapısına yatarım. Böyle bir adalet yok. Abicim. Al kızını götür. Böyle bir adalet yok. Al hakkım var abi. 20 yıldır büyütmüşsün. Ben seni kızın elinden alma hakkım yok. Geri dönmek istemiyorum. Sen etme. Geri dönmek istemiyorum. Ben de gitmek istemiyorum. Bu kız buradan çıktı ama benim eve de gelemez abicim. Bu şekilde bir söylüyorum. Şahin de bak ne diyor. Nereye gidiyor? Bak. Eve hiçbir şekilde gelemezsin bu saatten sonra. Ha? Hiçbir şekilde gelemezsin. Gel ben sana sahibim. Gel. Bırak. Anne babanın isteği olmadan hiçbir şekilde bizim eve gelemezsin. İstemiyorum. Tamam otur. Otur. Tamam buradan bir yere kaçacak. Sen baban. Bırak. Elden sahibi de yok. İstemiyorum. Kız otursana. Diyebilir. İstemem ya. Otur. Bırak sen bunu. Benden başka sana kimse kıymet vermem. Sen evet dönemem. Kız otursana. Tamam kızım. Hayır, otur. Nereye istersen göndereceğim. Sığınmaya devlete göndereceğim. Okulu oku. Bırak. Otur. İstemiyorum. Bu adamlar senden fayda olmaz mı? Ya babanı kucakla ya. Biz seni otur. Şey demiyorum ya. Kızım geri dönmek yapma. Geri dönmek istemiyorum. Kız sen kime gidiyorsun? İstemediğin yemeği yiyebilir misin? Sebahattin Bey yavaş. Geri dönmek istemiyorum. Tamam, şiddet duyguları işte ya. Şiddet duyguları için karşım zaten kim bunlar. Kim ulan istemiyorlar. Bütün aile bağlatsın orada ben. Her gün bağırıp çağırdım az zaten. Ondan kaçtım ben. Bağırıp çağırmak suç mu ya? Ondan kaçtım. Ya senin anne babandır. Seni döver de sever de bu şey yok. Dövmeyi karşım hadi sevmez. Ben babanı istemiyorum ya. Sen anneni babanı bırakıp benim eve gelemezsin. Onlar da istemiyor. Seni devlete de istemiyorum abicim. Ben seni kardeşimle ilişkini istemiyorum. Ben gerekirse sokakta istemiyorum kardeşim. Kızım gel. Geri dönmek
İstemiyorum. Abi sen bir otur. Babayı da oturtturun. İstemiyorum geri dönmek. Hayır, devlete gerekirse onu her yerde yaşıyor. Bir de evde olmasa gerekmiyor. Uzaklaşır mısın? E tamam o zaman git başka ev. Ya ne uzaklaşıyorsun bir dakika ya. Otur. Ya ne uzaklaşıyorsun bir dakika ya. Otur. Annesinin babasına izni olmadan ben hiçbir şekilde evine misafir olarak kabul etmiyorum. Öyle yaptığın için istemiyorum. Kız buraya gel. İstemiyorum. Misafir olarak bile kabul etmem ben. Gel istemiyor seni. Geçer misin annenin babanın kardeşi? İstemiyorum. Bak. Abicim siz istemiyorsanız biz de istemiyorsanız Müge Hanım burada çocuk esirgemeye verin ablacığım. Hayır devlete göndereceğim seni. Oraya gönderin abicim. Hayır size güvenmiyorum. Kız bu da istemiyor. Nereye gideceğim? Biz alırız tamam. Nereye gideceğim? Ben burada kardeşimi alır giderim. Ben de eve gitmiyorum. Başın çaresine bak. Bir dakika ben de eve gitmiyorum. O da eve gelmiyor. Ben başımı alıp gideceğim. Gideyim, hiçbir yeter. Şekilde bir yere gidemezsin. Gideyim, ben de eve gidiyorum. Hiçbir şekilde bir yere gidemiyorsun. Sen benim kardeşimsin. Ben bu kızı evimde istemiyorum kardeşim. Ya o zaman beni de istemiyorsun. Bu kadar. Otur. Sen istemiyorum değil. Bir kere senin annenin babanın haberi var. Bu kızın annesinin babası haberi yok. Annesi kanser hastası. Babası burada ağlıyor. Abi ben de Allah Allah. Ne ailesinin yanına oturuyor. Burada da abisi diyor. Kızım sen deli misin? Divane misin? Deli değilim. Deli değilim. Ben ona güveniyorum. Ben onunla alakam yok. Abisi muhatap değilim şu an. Tamam o zaman Burhan sen da beni muhatap ol. Red mi ediyorsun? He? Beni abisi olarak yok mu sayıyorsun? Beni abisi saymıyor musun sen? Yani... Kızım o abisi otur deyince yani... oturuyor aralarında onların öyle baktın bir aile baktın mesela dışarıdan baktığı için 26 yıldır öz abisiyim ben. Ben sana değil ona güvendim. Bir o gözle bak. Ona güvendim. Ona bakamazsın. Nasıl ya? Bakamazsın. Sen anne babandan bakmak için daha şu an izin aldın mı? Anlamadım. Kızım. Annenin onlar babanın gözüne bakıyorsun. Onlar diyor ki bizim aile terbiyemizde. Bak öyledir. Benim de kardeşlerim benim sözümü dinler. Öyle ya da böyle. Ben onların ablalarıyım. Öyledir. Diyor ki sen önce kendi ailenin rızasını al. Git konuş. Sonra biz de kendi aramızda değerlendirelim. Gelip seni isteriz diyor. Vermeyeceklerini biliyorum yani. Biliyorum ama vermeyecekler çünkü. Sevdiğim kişiye vermeyecekler. Tamam Burhan'la konuş o zaman. Babam peki kaç yaşında insan? Bu kadar kişinin önce hatta Sayın Cumhurbaşkanı önce de söz veriyorum diyor. Sen babana... Evet. Baban söz veriyor. Babana evet. İnanmıyor musun? İnanmıyorum. O zaman sen 20 yıldır niye o zaman bu aileyle yaşıyordun? 20 yıldır ya. Geçen sene de önceki sene niye bu zamanı bekledin? Anca dayandım. Ben buna bahane diyorum. Hiç kusura bakma. Anca bu kadar dayandım. Fırsata buraya... gelmişsin evet. Hemen kaçıyorsun. Yok öyle bir şey yok. Burhan sen aileni silip bırakın. Atabilecek misin? Yaparım. Yapamaz. Ben yaparım. Yani yapamaz. Sen sevdiğim için yaparım sen ben. Sen hiçbir şekilde yapamazsın kardeşim. Ya ben yaparım. Bizim bunu. Aile büyüklerimiz var. Atalarım değil. Bu zamana kadar hiçbir şey olmadı bu zamana kadar. Hiç kimse bir kız için böyle bir şey yapmadı. Kimse beni alakadar etmez ben yaparım. Daha önce de kaçırma olayları vardı. Ya. Bak kaçırma olayları daha önce oldu abla. Benim bir amca oğlum daha önce kız kaçırdı. Geldi babası aradı böyle bir olay falan. Geleceğiz Ece hiç gerek yok. Bizim dernek başkanı ara soktuk. Bir şekilde anlaştık. Hayır. Nikah falan derken oldu bitti. Şu an çok şükür bir çocuğu da var Allah bağışlasın. Oldu bitti. Sen hiçbir şekilde anlaşma yolunu ne bize sağlıyorsun ne ailene sağlıyorsun. Ben ama de o eve gidiyorum. Ya, anlaşma. Ne de onu gönderiyorum. Bugün söz verirler yan canlı. Ben de geliyor. Kim söz verir? O kadar bitecek cayacak. Aile. Hiçbir yere şahinde bir yere göndermiyorum. Kendi evime de ailemi silip atıyorum bu kadar basit. Kaç yaşındaydın sen? 18. Sen 18 yıldır tanıdığın ailene güvenmiyorsun da 6 gündür tanıdığın insanlara nasıl güveniyorsun? 6 gün değil. Ona güvendim ben. Ben sana diyeceğim ki ziyade seni istemeye geleceğim. Ben ona güvendim. Peki ben diyorum ki sen şimdi ailenle git. 6 gün değil 1 yıl. 1 yıldır ben bilmiyordum. Sonuçta bak işte. Sen telefonla falan konuşma bilmiyor. Yüz yüze geldiniz 6 gün 7 gündür. Sen hayır, bir dakika. Önce de görüştüm. Sen şimdi ailenle gitsen ben sana diyeceğim ki ben anne babamla 6 gün sonra seni istemeye geleceğiz. İnanacak mısın? İstemeye gidecek misiniz? Ya bir dakika ona sor. Yani inanacak mısın? İstemiyorsun zaten. Ya inanacak mısın şu an? Ya siz gidecek misiniz ben soruyorum. Abi inanacak mısın sadece şu an? Ya ben size şöyle söyleyeyim. Ben eğer sizin aile yapınızı biraz olsun tanıdıysam siz zaten isteseniz annenizle babanızla falan gelirdiniz buraya. Abi ben anne babamın yerine buraya ben onları sözünü yatırmışım buraya. Tamam olmaz. Annenle babanla falan gelirdin. Zaten hani sizin böyle ikinizin alıp gelmesi zaten bazı şeyleri ortaya koyuyor. Sen anlamıyorsun herhalde yavrum da. O zaman annem, annesiyle babasıyla gelirdi, annesi babası tanışırlardı. Biz gelinimizi bırakmayız derlerdi. Bu kadar basit. Evet. Ben Şahin'i hiçbir yere göndermiyorum. Sen göndermiyorsun hayır. Annesi babası bura. Abi sen hayır, biz sahip yok kızımıza. Abi sahip çıkın. Bir dakika. Sen kardeşini alıp. Bugün kardeşimle kaçtıysa yarın başkasıyla da kaçmasın ablacığım. Akıllı bir deli kardeşim. Kızı ben sevmiyorum. Bir de bana teslim. Evet ablacığım kızınızı alın ablacığım. Akıllıyı seviyorum. Yüzünüz yaşlı aşağıda kalmasın. Seni al kardeşini.
Yaşlı annesi hatırına ben hiçbir şey demiyorum. Sen kardeşim. Sen kardeşim. Tamam be kardeşim. Hayır ben bir yere gitmiyorum. O da gidiyorum diyor. Hayır hayır hayır. Gidiyorsun ya. Abi bir dakika öyle şey mi olur? Kardeşim ben bir yaşında adamım nasıl ya? Biz daha az önce buraya girmeden önce de orada kulisteyiz diyor ki biz bu yola beraber çıktık. Beraber gideceğiz hiçbir şekilde korkma diyor. Ben buna kardeşime baskı yaptığını anlıyorum. Ne? Hayır baskı. Ben baskı yapmadım. İhtira atıyorsun. Baskı yapmadım. Baskı falan yok. Kardeşimi alıp gidiyorum buraya ben. Gelir. Hayır, tamam, zorla gelemezsin. Olmaz, zorla olmaz. Zorla, 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 zorla güzellik olmaz kardeşim. Ben oğlum, de sizin ailenize geliyorum ya da onun ailesine gönderiyorum. Yakamızı bırakın, bu kadar bitti. Bu kadar, tamam mı? Olamaz bu kadar. Öyle, olamaz. Ben 19 yaşında adamım, oğlum 18 yaşında. Kimse bizim aramızda karar veremez. Ne zaman annem baba sana ne diyecek? Ben de sizin ailenize geliyorum, ne de onun ailesine gönderiyorum. Annem baba İkimiz... sana bu zamana kadar ne yaptı? Yakamızı rahat ediyorsun. Bir dakika, yakamızı rahat ediyorsun. Oğlum gideceğim de, nereye gideceğim? Annem her sabah sabahın beşiğine geliyor. Ya ben yok, nereye getirip ekmek geliyor senin karnını doysun işe gitsin diye. Hı? Annem nerelere gidip ekmek alıyorsun sabahın köründe? Ya bana ben ilgilendirmez. Daha senin karnını doysun aç kalma diye. Beni ilgilendirmez, kendime bakarım ona da bakarım. Kimi bırakıp nereye gidiyorsun lan sen? Bu kadar basit. Kimi nereye bırakıp gidiyorsun? Ben de olmak istemem bu kadar. Nereye? Alacağım abla siz kızınızı alın ben bunu götürürüm. Tamam kız bizim. Gitmiyorum dese de kız bizim. Biz kabul ediyoruz. Ben her türlü kabul ediyoruz. Bak. Şöyle tanıdığın arkadaşları bir düşün şöyle. Desin öyle demesine bakma sen. Şöyle tanıdığın kişileri bir düşün. Seni burada nasıl görüyor? Sağlıksız düşünüyorsun. Psikolojin bozuk. Ya, psikolojim bozuk değil. Seni bir daha kendim istedim. Dur. Seni bir psikoloğa gönderelim. Kendim gitmek istedim zaten. Bir psikoloğa gönderelim. Kendi hayır istemem. Psikoloğa istemem. Benim psikolojim yerinde. Ondan sonra gel konuşalım ya, burada. Otur. Benim aklım yerinde. Şuraya gel. Psikolojim bozuk senin şahinde. Annen ama hastaydı. Ama peki bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Kendim gitmek istedim. Ben al dedim ya. Bir saniye arkadaşlar. Peki alacaksın ya şimdi Burhan. Eve de gitmeyeceğim diyorsun. Eve de gelme diyorlar. Nereye gideceksiniz? Ablacığım ben eleme bir dakika dur. Bakarım. Nereye gideceksiniz? Ben başımın çaresine bakarım. Hayır başının neyin çaresi ne? Sen? Mesela şu an al kızı git tamam. Nereye gidiyorsunuz? Bir şekilde gideceğim yani. Nereye gideceksin? Yeter ki iki dakika huzur bulayım o kadar. Yani bana iki dakika huzur buldun. Hava da çok soğuk vallahi İstanbul'da dışarıda buz gibi. Gittiniz nereye gideceksiniz? İşte yeter ki iki dakika huzur bulayım. İşte... Tamam iki dakikadan sonra üçüncü dakika ne yapacaksınız? O istemiyorsa o kadar. Yani İstemiyorum. O ne dese o kadar. Evet. Kız arkadaşım dese o kadar. Ya abiciğim bu tamam, Şahin de nereye gideceksin? Sen anne babamla çekildiğim için tamam. Gitmek istemiyorum. Ya, abiciğim bak ben bu Şahin'de paran var mı senin? Ben amcalarım amcam bana gel dedi. He? Amcam al eşinin yanıma gel dedi. Amcam amca. Aynen al yanıma gel dedi. He. Ben amcan kim kim oturuyor? He? Amcan kim kim oturuyor? Ya o evli zaten. He. Bir iki çocuğu var zaten. Eşi de şu Alman'a gel dedi istersen. Öyle olmazsa dedi. Oraya gerekirse onun yanına giderim ben. Yani ben hiç... Hangi amcan bu? Şekilde Şahin'de bakarım ben. Hangi amcan bu? Sinan. Sinan amca. Arayayım bir Sinan amcasını istiyor muymuş? Ver Sinan amca. Sinan abi öyle bir şey demez ya. Bu arada Sinan amca dedi. Sinan amca dedi ki gidelim. Ver telefonunu. Kız kalsın dedi. Sen bakmıyorsun ki kıza. Ver bir telefonunu Sinan amca. Ben de onunla konuştum zaten. Al yanıma gel dedi. Yine amcana güvenip gidiyorsun bak. Yine sen bu birlikteliğin sorumluluğunu alabilecek durumda değilsin. Ya o benimle işe gelecek, ben de eve gelecek. Ben de çalışırım ya gerekirse, ben çalışacağım. Şahin nerede çalışacaksın sen? Bir nefes al. Bir saniye nerede çalışacaksın? Online yerde. İş çok yani iş. Ben her iş yaparım. Sen bir sehpayı sildiremiyorum sana da. Ne iş yapacaksın sen? Dur inşaata mı geçeceksin sen? Burayı ne inşaata mı? Onları ben temizledim. Benim mesleğim hamburger. Ben hamburgerciye çalışıyorum. Gerekirse başka işe de giderim. Ulan abi hafif işte bulurum götürürüm. Ben her türlü şeyinde bakarım. Abicim bak. Geri dönmek hamburgerci istemem. Bir şey söyleyeceğim. Bu kız size personel kaçıyor bak. Ben personel ne yapıyor hamburgerci? Bu çocuk odasını temizlemeden ben temizledim odasını. Var mı hamburgerci de Şahin neye değiş? Efendim? Hamburgerci vardır de yani çok iş var çok iş var. Ha, anladım. Yani şimdi Şahin'i bıraksın üniversiteye hamburgerci de yer temizlesin falan mı yani? Ya istese... Yaparım sıkıntı değil. Ya istiyor zaten ben de gelmek istiyor zaten. Evet. Sen de her şey varım. Evet, yani. Evet böyle dedim. En başından beri böyle diyorum zaten. Bak. Demek ki bak bu çok doğru bir laf. Ne kadar olayı yakınımıza yaklaştırırsak bir nesneyi onu o kadar göremeyiz. Bak elinizi şöyle koyun. Elinizi göremediğinizi fark edersiniz. İnsanlar olayın içindeyken ne yaşadıklarını anlamıyorlar. Dışarıdan bakınca anlaşılıyor. Kızım senin başka kardeşin falan var mı? Hayır yok. Bir evin bir kızısın. Evet. Heh. Baban diyor ki sehpasını bile ben siliyorum. Odasını ben topluyorum diyor. Evet. Annen ölüm döşeğinde. Halam burada perperişan kadıncağız çırpınıyor. Bakma ben ona sus derken ben onun duygusunu anlıyorum. Ondan değil çırpınıyor senin için. Hani ben bir uzlaşı sağlamak için dur diyorum.
Gittiğin aile 8 kişi 2 odalı evde diyorlar ki bizim zaten kendimize yer yok. Evlenecek olsak Hakan'ın 5 yıldır arkadaşı varmış. Ben evlenirdim. Evlenseymiş ama o zaman. Evlenebilecek durumum yok diyor. Biz birimiz çalışıyoruz, birimiz çalışmıyoruz. Evlenseydin o zaman. Zaten düşman gibisiniz ya. Ben 5 karışmanım, ben babama bakıyorum. Anca ekranımıza gözüyor. Aa bak kavga ediyorlar, sen orada duruyorsun hali. Evet. Sen de bir otur şuraya, sen de gel şuraya bir otur. Otur. Gel benim yanıma otur, gel. Sen ailenden ne baskı gördün onu? Ben sana kızım sen o kadar baskı görecek olsan nereden o zaman bir yıldır görüşüp de kaçacaksın? Hani hangi baskıdan bahsediyorsun? Müge annem baskı yok be. Hangi baskı söyle, babam burada yüzünde de baba sen beni dövdün de sen beni sokağa attın de. Sen telefonu tehdit etmedin mi ya? Nasıl? Sen bizi telefonda tehdit etmedin kaçtığımız akşam. O ayrı, tehdit etmedin. Kızım ben kaçtıktan sonra, kaçmadan önce. Kaçtığı akşam tehdit etti. Şimdi bak kaçmadan ben... Kaçmadan önce sana ne yaptı da şey. Seni bu kadar bezdirdi baba. Hiç yalan konuşma. Ne yaptırdı? Bir onu anlat. Yani aynı ortamda 2 dakika oturamıyorduk yani. Çok huzursuzdum yani. Huzursuzdum, evet. Tamam. Ne yapıyordu? Senden ne istiyordu da seni çok huzursuz ediyordu? Evimi temizle diyor sana, yemek mi yap diyor, ne diyor? Git çalış, para mı getir diyor, ne diyor? Ne ya her şey baskılıyordu beni yani, çok sen baskılıyordu. Sen ne yapmak istiyordun da yapamıyordun? Yani mesela gidip bir arkadaşımla buluşamıyorum yani. Tek başıma bir yere gidemiyordum yani evden yani. Mesela Okula gidiyorsun. Okuldan ayrı bir ortam yoktu. Evden okuldan ev, bu kadar basit yani. Okuldan sonra ne yapmak istiyordun? Mesela yani bir arkadaşın olsun, sosyal bir şey. Yani mesela gideyim, gezdiğim yani arkadaşlarımın yani yok yani. Şimdi, hep evdeydim. Şimdi Burhan'la gittiğinde böyle gezebileceğin bir ortam olacak mı? Evet. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Müge Hanım. Nasıl olacak? Nasıl sağlayacak? Bir şey soracaksın. Çalışıyor çocuk. Ya çalışmıyor Burhan, çalışmıyor. Çalışıyor. Burhan hamburgercide geçici bir iş yapıyor. Burhan'ın bir mesleği yok. Burhan ancak sen rahat bırakırsan belki meslek edinecek. Evet. O çok daha genç. Peki bir şey söyleyeceğim yani. Onun da hayatını mahvediyor. Burhan ne yapacak? Burhan çalışırken. Evet. Evde annesi, o kadar kardeşler falan evde oturacaklar. Sen gezecek misin sanıyorsun? Seni gezdirecekler mi sanıyorsun? Sen acaba kapı dışarı adım atabilecek misin temizlik yapmaktan? 3 ay sonra Burhan askere gidecek. Ne yapacaksın tek başına? Nerede kalacaksın? Hayır, Burhan nerede kalacaksın? Burhan burada çıktı gibi askere gidecek. Bir dakika, nerede kalacaksın? Bir şey yarın ne yapacak? Kim sana bakacak? Bizim bak biz senin bir baban... Bir saniye Rahim Bey, onların evinde kalacaksın. Evet. Ne yapacak? Kayınvaliden sana kızım sen git şimdi gez sokaklarda mı diyecek, öyle mi sanıyorsun? Ben kendi ama kız kardeşimi markete bile göndermiyorum. Bak, kadar insanlar bak ne diyor bak. Biz ben kendi kız kardeşimi markete bile göndermiyorum. Sen nasıl göndermiyorsun ya? Göndermiyor kardeşim. Kalate gazetesine gidiyordu. Esenyurt'ta, Esenyurt şu ana kadar olmayan olay yok. Ben kendim 26 yıldır buradayım. Olmayan olay bana ne değil. Sen o ortama geliyorsan kızım, onları güzel alacaksın o zaman kardeşim. Esenyurt'ta bana ne? Yani diyor ki benim kardeşim askere gidince sen gezemezsin diyor yani. Gezmeyeyim. Ona ben karar verebilirim. Peki adamın evde otur işte. Senin annen baban var. Sen kimse karar veremezsin. Ben aileye gitmeyeceğim. Senin annen baban bunu gelin olarak kabul ediyor mu ki sen alıyorsun? Ben bu saatten sonra aileyi reddediyorum. Reddedersin. Bir şey yok öyle bir şey. Reddediyorum. Yok öyle bir şey. Sen kimi kandırıyorsun oğlum? Kimi? Dur. Neyi var reddediyorsun? Bir şey söyleyebilir miyim? Peki Burhan'ın... Sinan Burhan'ın kuzeni mi oluyor? Amca oğlu senin. Amcamın oğlu. Allah. Sinan Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi ne yapalım işte Burhan ailesini reddediyor. Şahin'de de ailesini reddediyor. Siz mi evimize gelsinler diyorsunuz? Ya ben ailesiyim. Ben abisi olarak yani amcasının kuzeniyim ben. Ben tabii ki bunlara sahip çıkacağım. Bunlar dışarıda mı kalacak? Gençler birbirini istemişler. Yani yalnız mı bırakalım? Anladım. Siz nasıl bir yerde yaşıyorsunuz? Ben Kocaeli'de yaşıyorum. Kendi işimi yapıyorum. Hı hı. Evli misiniz? Evliyim. 2 çocuğum var. Siz de... Eşiniz de gelsinler mi dedi? Tabii ki yani sonuçta. Ne olacak yani dışarıdan mı bırakalım? Yani sahip çıkacağım. İçini de vereceğim. Çalışmasına, parasına vereceğim. Anladım. İki tane çocuğum var. Siz kaç odalı bir evde yaşıyorsunuz? Barışsın tabii ki ben evimi alacağım. Yani barıştıktan sonra Şahin benim kardeşimle barışsınlar. Tamam. Orta yolunu bulsunlar artık. Bunlar siz kaç odalı bir evde yaşıyorsunuz? Ben mi? Ha. 2 çocuk. Tamam, kaç odalı bir evde yaşıyorsunuz? 2 oda, 2 tane çocuk. Bir de siz 4 kişisiniz. Evet, yani evet. Bir odada siz kalıyorsunuz, bir odada çocuklar kalıyor.
Kendisine zaten ev kiralayacağım. Kendisine destek çıkacağım. Ev de kiralayacaksınız. Tabii ki ben kiralayacağım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben inşaat işi. Kendi işimi yapıyorum. İnşaat işçisiniz. Evet. Anladım. Yani Burhan da gidip orada inşaatta mı çalışır? Tabii ki çalışacak. Sabah birlikte gideceğiz. Akşam birlikte geleceğiz işimize. Beraber olacağız. Anladım. Yani ben bu çocuğu yalnız bırakamam ki. Yani kız da ben bir kaldım şimdi. Onu da yalnız bırakamam. Anladım. Tamam git çocuğum işte iki çocuklu ailenin. Çok teşekkür ederim abi sen de gurur duyuyorum. Anası babası sahip çıkmıyor. Koca elinde de Burhan seni gezdirir. Evet gezdir. Aynen. O inşaatta çalışır sabahtan akşama kadar gelir bir de sen de o sırada gezersin koca elinde. Her gün gezecek değil ya. Ben seni uyarıyorum bak. Her gün gezecek değil ya çalışmadığım gün gezdireceğim tabii ki. Yok yok. Çalışmadığım gün değil gezmek istiyor işte. O da sen inşaatta gezecek. Çünkü o okuldan sonra da gezmek istiyor. Her gün seninle alakası yok. Sen şeydeyken bırakacaksın onu. O da gezecek koca elinde. Onun hayali o da sen bil diye söylüyorum. Sonra iki gün sonra da bana geldi gelecek. Çünkü diyecek ki ben ne dışarı çıkabildim ne bilmem ne diyecek de haberin olsun. Senin inşaata gittiğinde verirsin cebine parasını. O da koca elinde gezer çocuğum. Sonra iki gün sonra gene gelirsiniz siz buraya. Ha? Hayır gezmek öyle gezmek değil. Evet. Yani o gezmek evde istiyor. Yo öyle gezme değil yani ne? Anlatamadı. Ha. Evde huzurlu olmak istiyor. Evet. Mesela çalışmanı göre gezdirmemi. Ama evde huzursuz olmasının nedeni gezmek istemesine babasının müsaade etmemesi. Çok baskılı da. Yok hocam bir şey söyleyebilir miyim? Sen de yalan bak, söyleme. Ya nasıl ya tırnakla uzatamıyorum ya. Makyaj bile ne, mesela doğru. Çok karışıyordu. Bir söz hakkı istiyorum. Efendim. Bu şu anda psikolojisi bozuk yalan konuşuyor. Bunu söyle diyorlar. Bak ben bütün aklım bağlanmak başında. İsteyen bağlansın. Ben bunu okula ayın 3'ünde başladı. 9. ayın 3'ünde 10-15 günlüğüne Tekirdağ'a tadile gönderdim annesiyle beraber. Evet. Her sene de Giresun'a gidiyor. Pandemiden dolayı gidemedik. İstediğin yere gidiyorsun. Cebine paranı koyuyorsun 1-1,5 500 lira, 1000 lira vallahi, bütçeme göre gönderiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Vallahi biz de gezmiyoruz yani. Şimdi bana da sor en son ne zaman gittin bir alışveriş merkezine? Yeah. Ne zaman gittin ben Sevin'e en son bir alışveriş merkezine? Olmuştur herhalde bir 4 ay falan. Yani öyle biz de gezmiyoruz yani. İstediğin yere gidiyor. Hatta benim filmim gelmiş. Black Panther ona bile daha gidemedim İstediğin yani. İstediğin yere der ki gezmeye geçeceğim dedin gitmedin öyle bir hayat yani. Yok arkadaşlar. Çalışan için yok. Çünkü eve gitmek istiyorsun. Anca bir evinde bir işin var. Sonra sabah kalkıp tekrar işe gideceksin yani evet hepimiz isteriz de bir yere gittiğimiz zaman halimiz kalmıyor ki herkes işe gitmeye. Ben bunun giysisini bundan izinsiz hani gider alırım. Giydiğini biliyorum, sevdiğini biliyorum kendim alırım. Tamam yani sonuç itibariyle ne karar? Biz şeyine vermiyoruz amca sana evet, da kabul etmez. Biz de istemiyoruz. Ya amca, ben amca o eve yani, gitmeyeceğim zaten. Ya isterse iste yani. İsteme. Ben o evde gitmeyeceğim zaten bu saatten sonra. Evet. Ya ister istemeyse isteme. Ben kız arkadaşımı alıp amcamın yanına gidiyorum. Bu kadar basit. Amca, bak yani sen amcana fayda etmez ben sana söyleyeyim. Amcam zaten de kim biliyor. Peki Sinan Bey aileye tutuyorsunuz ya bir saniye. Aileye tutuyorsunuz Kocaeli'nde o da inşaata giriyor. 3-5 ay sonra da askere gidecek. O zaman bu kız ne olacak? Biz ailesiyiz yani yalnız mı bırakalım? Babasının evine mi gönderelim? Yani Sinan ne yapacak? Abi. Kız çünkü sizin evinize gelmek istemiyor. Kız gezmek istiyor. Evde kalacak. O zaman kim sağlayacak ev kirasını, geçimini vesaire? Gezmenin de bir sırası vardır. Çalışmanın da bir sırası vardır. Tamam. Yani çocuk askere gidiyor. Çocuk 3 ay sonra askere gitti. Gittiniz ev tuttunuz. Çocuk 3 ay sonra askere gitti. O evin kirasını kim ödeyecek? Ben ödeyeceğim. Başka kim ödeyecek? Yani ben... Ya pardon bilmiyorum ben yani sizin nasıl bir inşaat sektöründe ne gibi bir durumunuz var bilmiyorum ben. Tabii ki hani Allah bin bereket versin böyle kaç ev bakabilecek durumdaysanız. Biz kızımızı tabii kabul ki. Etmiyoruz. Ben geri gideyim. Amca seni Sinan abi kabul sesim gidiyor mu şu an? Hı. Sinan abi. Kabul etmiyoruz. Sus. Sinan abi. Kendisi getirip bana teslim et. Burhan diyor ki ben ailemi reddediyorum. Evet, sen kaç yaşında bugün 30 yaşındasın. Evet. Hangimiz bir kız için ya da başka bir şey için ailemizi reddettik? Babacığım hangi şimdi o da bir insan evladıdır. Abicim bir sen de onun ailesisin değil. Bak. Sen de onun kuzenisin ailesindensin. Seni de reddediyoruz ama ben onu reddetmiyorum. O benim yanıma dedi. Aile ne demek? Aile bir bütünlük demek. Sen herkesi ya, reddediyorsun. Aile bu aile o aile. Beni bir dinler misiniz? Dinliyorum Hakan, abi. Bugün o kızın yerine senin kız kardeşin olabilirdi. O kıza da sahip çıkmak zorundasın. Abicim benim kardeşim annemden babamdan habersiz markete bile gitmiyor. Tamam abi. Benim kardeşim böyle bir insan değil. Abi gözünü seveyim. Kendi düşen geldiniz. Ağlamaz diyorum. Ne yazık ki. Biz vermiyoruz. Ne yazık ki kızın 18 yaşından evet. Büyük. Zaten yoksa bu mevzu konuşulmazdı. Bak senden öncekiler biri sığınma evine gitti. Biri şeye gitti. Kendi düşeni ağlamaz. Ay ne bunlar üst üste. Narin'le ilgili de şimdi onun annesi arıyor. Ötekini bilmem ne. O da bir iş.
Ay. Dün üzüldüm biliyorum Sebahattin abi. Çok çabaladın. Ondan sonra bir atladınız gittiniz. Ondan sonra aileden de konuştuk. Dün neler oldu tabii sen bilmiyorsun şimdi. Dün senin kızla Burhan çıktılar buradan. Ya Burhan'ın ailesi de aslında mantıklı davranıyor. Ben onlara da bir şey söyleyemiyorum. Diyor ki bu çocuk daha küçük. 19 yaşında daha askerliğini yapmamış. Bizim durumumuz ortada. Biz ne yapacağız sonra diyor. Bakın neler oldu. Şahinde'nin aşk hikayesinde karşılıklı büyüklerin onay vermediği birlikteliğin diğer tarafıydı Burhan Açar. Yayınımız sırasında ters düştüğü abiyle bu kez aynı noktadaydı. Son kararın nedir? Ne düşünüyorsunuz? Valla şimdi Şahinde ile biraz bize zaman lazım. Bir konuşalım, bugün bir konuşalım, bir karar verelim. Stüdyoda kararımızı açıklarız. Bizim fikrimiz de bu şekilde. Yani ikisi biraz zaman geçirsin aralarında. Kız bir eve gelsin, ailesinin yanına gitsin. Ondan sonra gerekenler neyse zaten yapacağız. Sadece onlardan beklediğim özellikle Şahinde'den bize anlayış göstermesi, evine gitmesi, bir ailesiyle konuşsun. Biz de kardeşimizle bir konuşalım, bir aile büyüklerimizle bir karar verelim. Sonuçta bizim kardeşimiz. Her zaman arkasındayız ama şu an verdiği karar çok yanlış. Program sonrası abilerin söylediklerine sen de katıldın diyebilir miyim? Aynen. Doğrudur. Katılıyorum. Hayır, katılıyorum. Ya askerliğim olduğu için fikrim değişti. Burhan Açar'ın aldığı karardan Şahinde Karakılıç'ın henüz haberi yoktu. Genç adam 18 yaşındaki sevgilisinin oluşan durumu anlayışla karşılayacağını düşünüyordu. Şahinde'nin peki ne tepki, ne cevap vermesini bekliyorsunuz? Olumlu cevap vereceğini düşünüyorum. Yani bir şekilde konuşacağız, anlaşacağız. Programda biraz daha ters düşmüştünüz ama program sonrası aynı noktaya gelmiş gibi gözüküyorsunuz. Abim tek yanlışı hoşuma gitmeyen cevabı seni istemiyoruz demesi hoşuma gitmedi. Orada sinir oldum zaten. Senin elini istediği için öyle bir şey söyledi. Sen çocuksun, daha ne olduğunu bilmiyorsun. Şu an belki gençsin, ergensin, bir askere git gel. O zaman anlayacaksın. Abin neden sana onu söylemiş? Kırılmasına bir şey diyemem. O kendi kararı. Ben yine de her türlü kararımın arkasındayım. İçimden geldiği gibi konuştum. Burhan Bey'e dönelim. Şahinde Hanım da geliyor. Şimdi birazdan kendisine kararınızı açıklayacaksınız. Buyurun siz bir kendi aranızda konuşun öncelikle. Karar vereyim ikiniz için de. Şahinde bir hevesle geldi sevdiğinin yanına ancak onu kötü bir sürpriz bekliyordu. Genç kızı şoka uğratan iki odalı 8 kişili eve dönemeyeceği gerçeğiydi. Şimdi mecburen ailene geri göndereceğim. Ne? Hayır. Ya öyle değil. Biz konuşacağız bunu. Tek başımızla konuşuyoruz ikimiz. Şimdi mecburen ailene geri göndereceğim. Ne? Herhangi bir tepki... Aileme gitmem. Azarlama, herhangi bir şey olmayacak. Zaten hayır, aileme gitmem. Demek istemiyorum. Kaç kere söyledim. Benim askerliğim de var. Benim askere gidince sen ne yapacaksın? Ben aileme dönmek istemiyorum. Son karar. Burhan Bey de kendince haklı nedenler ortaya sunuyor. Neler düşünüyorsunuz söylediği gerekçelerle? Tamam, beraber konuşalım. Baş başa bir konuşalım. Ondan sonra net cevabı vereceğiz. Tamam mı? Böyle bir şey söyleyeyim. Bak düşün, yarın öbür gün evlendiniz. Tamam mı? Tamam. Senin kocan askere gitti. Tamam. Kim sana bakacak? Bak bu mecburi bir şey. Biz zaten konuşacağız. Her ikiniz için de daha güzel bir şey olur. Genç adamın diğer abisi de yanındaydı. Kardeşlerinin aşkı için çözüm önerileri ise sükunetti. Bugün bizim eve gelen bizim ailemizin kızı olacaksın değil mi? Evet. Sen şu an benim ailemi düşünmüyorsun. Beni düşünmüyorsun, sadece kardeşimi düşünüyorsun. Bak ben hem seni düşünüyorum hem aileni düşünüyorum. Biz bunu bir akşam konuşuruz, bir karara varırız. Stüdyoda cevabınızı vereceğiz zaten. Stüdyoda falan bir şey kalmasın. Ya. Şimdi karar verin. Yok abi, biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanlık bir şey değil ya. Biraz zamana ihtiyacımız var yani. Şu haline bir bak. Ortak bir geleceğe adım atmak isteyen gençler düşünmek için süre istedi fakat yüz yüze konuşma şansları yoktu. Ailenle git, evine git, bu da eve gelsin. Birlikte konuşun, gene telefonda konuşursun. Ya. Bu eve gelsin, bu da bu ailesiyle gitsin. Yani ailesi onu evde... Ailenle gitmek istemiyorsan otelde kal, misafirleri olabilir. Yani ikimiz otelde bir konuşalım, bu akşam ben cevabımı veriyorum. Abiciğim ben otelde kızla, ben niye seni yan yana bırakayım? Burak, otelde kalmıyorsun. Abi hiçbir şeye de olumlu cevap ver. Yani bak, biz bir karara vereceğiz sadece. Bir şeye yaklaşmışsın gibi sana olumlu bir şey yapalım. Bak bir dakika, sen aileyle bir karar vermek istiyor musun? Ya ben zaten ailemle sabahtan beri konuşmuşum. Zaten bir aileme adına konuşuyor abi zaten. Yok, aileme baş başa bir konuşuyor. Ya Burhan, sen bu akşam evine gel, evinde ailenle bir karar ver. Sonra yarın kıza söyle. Yok abi, ben bir akşam ikna edeceğim onu bir şekilde. Tamam, biz bir karara varalım diyor. Bu akşam bir zamana ihtiyacımız var. Konuşacağız. Tamam, konuşuyorsunuz şu an. Baş başarılık bir şey değil. Şu an kamera önünde bir karar verecektiniz, olup bitecek.
Hayır ya. Sakin baş, öyle otur. Sen baş başa bu çocuğa baskı yapıyorsun. Ya ne ya baskısı yapacağım yok. Allah baskı aşkına ya. Yapıyorsun sen ne baskısı yapacağım? Bağırma. Baskı falan yok abi. Baskı ne baskısı ya? Kardeşim, ya ben çocuk muyum bana baskı yapacak çocuksun, ya? Çocuksun kaç yaşındasın ya sen? Ya ne baskısı be koca adamım ya. Koca adam sen yaptın mı? Şey, ben karar verdik. Ya ne karar? Tek başına sen karar vermişsin ya. Ya ne karar? Biz birlikte zaten bunu bu karar verdik. Bana karar verdiniz o zaman ortak bir karar söyleyin. Tamam ya biz yani şimdi ben askere gideceğim diyorum ya. Onu ikna etmek için bu akşam biraz zaman içeriz konuşalım diyorum. Şimdi değil. Şimdi değil ya biz konuşacağız diyorum. Bana bağırıyor bu mu saygı bu mu bize ya gelin abi, olacak? Ya abi sen zorluyorsun. Bu bize mi ya gelin baskı olacak? Baskı yapıyorsun o zaman ya. Baskı yap sen şu an rol ya. Yapıyorsun. Senaryo kurmasın çok güzel de oynuyorsun. Burhan. Ya gel. Elbette sana Oscar'lık ödül vereceğim Burhan. Ya. Burhan. Çok güzel oyun yapıyorsun ya. Burhan. Abi güzel aracı oldu. Biz arabada konuşalım. Abi. Hakan Açar'a göre bu bir aşk değil, Oscar'lık performanstı. Kız baskı yapıyor kardeşime. Biz hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Sadece kendi yaptığımızda kendi kardeşimizin iyiliği için. Sana sen kardeşime baskı yaptığın için kardeşimi bu duruma sokmuşsun. Sana Oscar versinler. Tamam çok güzel oyun oynuyorsun. Çok güzel oyuncusun sen. Tamam mı? Sevdasına veda etmek zorunda kalan Şahinde'nin hüznü son bakışındaki gözlerinde saklıydı. Öleceğim. Vallahi. Sakin olun, sakin. Bunlar rol yapıyor. Göz hakkı kimin onu bakalım. Kardeşleri bile rol yapıyor. Hani tamam güzel, Türkiye önünde güzel sözler söylüyorlar ama bence rol. Ben amaçlarını biliyorum da burada söylemek istemiyorum. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Sonra işte söylemedim ben... Zeynep Hanımcığım. Bir dur ne olur söyleme. Biraz babası konuşsun. Ben sana ne dedim? Şimdi, yani, tamam. Sakin ol. Siz nasıl kızınızın üniversiteyi bitirdikten sonra evlenmesini arzu ediyorsanız... Ailede 5 tane erkek çocuk var. Evet. Bunların hepsi çalışıp annelerine babalarına bakıp ev geçindirmeye ve iki kardeşlerine bakmaya çalışıyorlar. Ve diyorlar ki bizde bir sıra var. Yani hani evlenecek olsam önce ben evlenirim diyor. Evet. Benim diyor ki mesela o gelen çocuğun adı neydi Hakan? Benim 5 yıllık sevgilim var. Ben anneme bakıp babama bakmak zorunda olduğum için onunla bile evlenemiyorum. Ben de onunla evlenmek istiyorum. Şimdi diyorlar bu çocuk da 19 yaşında. Askere gittiğinde biz ne yapacağız? Zaten senin kız gezmek istediği ve sen izin vermediğin için evden kaçıyor. Kocası askere gittiğinde sanıyor ki bu aile onu gezdirecek. Yani aslında onlar da çok haklılar. Yani herkes haklı. Çocuklar da birbirini sevdiklerini söylüyorlar. Onlar da haklı ama onlar da bir zaman istiyor aile. O zamanı tanımak istemiyorlar. Onlar da kendilerince haklı. Gel kızım, sarıl. Gel. Alın bakalım, alın. Kızım, sen nasıl böyle bir yatağı yaptın? Amcan da geldi. Olsun, olsun, sen nasıl böyle bir yatağı yaptın ha? Olsun, yapabilir amca. Ama olsun, biz seni ya. Her türlü kabul ediyoruz. Sen sıkıntı. Konuşacağım olur. Şimdi, her türlü kabul ediyoruz. Ben sana bütün Türkiye duysun. Halam ekmek lokma yedirmedi. Halan da bir sarıl. Halan da, valla Zeynep Hanım, ben de seni çok sevdim ya. Her zaman söylüyorum, yani dediğin evlat gibi yani. Bu aşk falan değil. Bu gel, seninle oyun oynamak. Dur bir otur bakalım. Gel şöyle. Yanaş bize Şahin, yanaş bak. Dün neler yaşadın, neler hissettin? Yanaş, dün beni öyle bıraktıklarına gerçekten çok üzüldüm. Ama buranı hala seviyorum. Bir teklifim olacak size. Yani siz de kabul ederseniz bir teklifim olacak. Söyleyeyim mi teklifimi? Söyle. Şimdi beni gelsinler, usulünce istesinler ailemden, babamdan istesinler. Bize Çınarlık'ta bir artı bir, yani bir ev tutsunlar, dayasınlar, döşesinler. Ben de Çınarlık'tan okuluma devam edeyim. Kızım olmaz, olmaz. O şekilde. Çınarlık'tan okuluma devam edeyim. O da burana çalışsın, işte evimize geçindirmeye çalışalım. Yani Çınarlık'ta en azından yakın olurum. Anneme babama yakın olayım en azından. Gidip yani görüşebilelim en azından. Buran askere gittiğinde 6 aylık süreçte de ben annem ailemle kalırım gelene kadar. Olmaz mı öyle? Hani gelsinler, istesinler yani beni. Yani evlenelim diyor. Evet. En azından diyor kendimi tutalım. Aynen askerdeyken öyle. De ben anne babamın yanına giderim. Burhan da o sırada çalışır diyor. Aynen öyle. Ama Müge Hanım şimdi şöyle bir şey var. Bu aile bakın. Birbirine güvenemiyor. Bunlar zaten bakın. Gelmez. Ben aileyi kötüle, ben aileyi yok, kötülemem. Hayır, götür. Aile, valla ben yok, aileye gelmezler şey diyor. Gelmedi. Yapmazlar bunları, gelmezler. Bakın. Biz her desek bile kendi aile karar veremezler. Sabahattin Bey, ben aileyi sevdim. Çok açık söyleyeyim. Aile de İstanbul gibi bir yerde 8 nüfusa bakmaya çalışan, eğitimleri de olmayan,
Ama 18 nüfusu geçindirmeye çalışan bir aile yani. Hani birçok kişi gibi. Müge Hanımcığım bir kelime edebilir miyim söz hakkı verirseniz? Bütün kardeşim. Biz aslında şu anda o aileye mantıklı olarak gayet mantıklı. Ben sevdim aileyi. Gayet yani şimdi şu aileye ben fikrim değişikti buraya geldik ama bak kızımız geldi buraya. O aile bize şu anda çok şeyler öğretti. Çok teşekkür ediyorum bunlara. Küçük olduklarını, hata yaptıklarını bak. Orada şimdi art niyet yok. Ben hep anladım. Biz de hep çeliğimiz çocuğumuz var bak. Ben 50 yaşındayım. Hata yaptın anladın. Git babanın rızasını al diyorlar yani. Bence kötü bir şey söylemiyorlar. Git baba rızası al biz de ona göre davranalım diyorlar. Hatasını şimdi anladı. Nasıl geldi bizim yanımıza? Biz kopuk peki, bir aile değiliz. Peki dün pişman olmadın mı Şahin'de? Neyden? Yani... Neyden? O yaptıklarından. Ya tabii pişman oldum. Anne babamı üzdüm ya boşu boşuna ama yani yapacak bir şeyim yoktu. Olsun kızım. Sen ben... Kaçan kızın değeri olmaz. Bak Şahin'de. Kaçan kızın değeri olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Dur Sabahattin abi de. Bak bunu unutmayın. Anlatabiliyor muyum? Kaçan kızın değeri olmaz. Her zaman başına kakılır. Bana soracak olursan hiç kusura bakma. Ben annesini, babasını, ailesini silen insanı ben gelin olarak istemem. Evet. Çünkü anne, hadi diyelim ki baba kötü. Ha, babayı sildi. Anne de kötü. Sakin ol. Ya ikisi birden mi kötü? Hadi kardeşlerin de mi kötü? Halan da mı kötü? Amcan da mı kötü? Yok. Şimdi sen bir aileyi tamamen sileceksin. Bana geleceksin, anne diyeceksin. Hiç öyle bir hayat yok. Yani belki diyeceksiniz ki Müge çok keskin konuşuyorsun. Vallahi ben keskin konuşuyorum bu konuda. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Doğrudur, yanlıştır. Ben ne bileyim mesela karısını aldatan biriyle ben arkadaşlık etmem. Kocasını aldatan biriyle yani biliyorsam eğer arkadaşlık etmem. Evet. Yani aynı yatakta yattığı insanı üzmeyi göze alan biri. Ya bana neler yapmaz ya. Evet. Ya ben öyle bakıyorum hayata. %100 her zaman böyle midir? Hayır, %100 her zaman böyle değildir. Ama temkinli olmakta fayda var. Ne olur ne olmaz. Evet. Şahin de sana bir sürprizim var. Burhan da geldi. Aa. Gelsin ya, onu da söyleyeceğim teklifim. Onun ailesine söyleyeyim. Gel Burhan. O da kabul ederse. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ailesini gel sen de otur böyle. Bir sene kabul ediyor. Elle duvaklı. Ama ben seviyorum onu. Olsun, biz canım benim ya. Sen ailenin en küçüğü müsün? Yok, üçüncüsün. Benden bir küçük daha var kardeşim. Erkek mi kız mı o? Erkek. Bir tane de küçük erkek kardeşim. Evet. O kaç yaşında? 14 yaşında. İkiniz de küçük olarak adlandırılıyorsunuz anladığım kadarıyla abiler tarafından. Onunla aramda bir kız var. Evet, ne söyleyeceksin Şahin'de? Vallahi dün apar topar eve götürdüler beni. Ailemle konuştum, babam bir karar vardı zaten. Kardeşlerim onunla karar verdi. Babam dedi, git kızımı geri getir dedi. Gelimi geri getir dedi. Her türlü şekilde arkandayım dedi. Size her şekilde bakarım dedi. Bugüne kadar size bakmışlar. Niye gelmedi da, baban seninle? Babam biraz rahatsız olduğu için o yüzden gelemedi. Yok, yok. Babam da kuğu hastalığı var, onun için gelmedi zaten. Babam dedi bir güne kadar hepinize bakmışım. Siz burada Esenyurt'ta oturmuyor bakalım. Musunuz? Evet. Arabaya binip gelmesiyle Koğan'ın ne alakası var? Ya rahatsız oluyor işte. He, anladım. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Kusura bakmayın da. Şimdi biz de hüzünlüyüz. Ben bunlar biraz dün şey davrandılar burada. Ben çok özür diliyorum. Bir dakika bak sakin ol. Ben sana gelirken sakin olacaksın. Söz hakkı istedim. Sakinim ben. Sakin ol. Şimdi ben Şahinler'in amcasıyım. Bu kızı kim kaçırdı? Ben kaçırdım. Sen niye burada dün canlı yayında demiyorsun ki çöp toplayıp vesaire ben bu kızı bakarım niye demedin? Ben dedim her şekilde Şahin'e bakarım dedim. Senin abin kim o? Burhan değil mi? Kusura bakmayın. İsmi kim idi? Burhan. Ben telefonda görüşüyorum aile olaraktan bu programa çıkmadan gel görüşelim dedim. Siz önce bana şöyle yanlış anlamasın kimse bak burada canlı yayındayız. Sen önce anneni babanı kanıtlayacaksın bana. Ben ailem olarak Türkiye Cumhuriyeti buradan duysun gurur duyuyorum hepimiz... Kilitliyiz birbirimize. Sen oğlum bu kızı alıyorsun da kıza niye sahip çıkmıyorsun? Sen abilerinle anlaşacaksın önce. Nasıl sahip çıkmıyorum ya? Ya bak öyle sahip çıkmayı bırak sen. Niye abilerinle sen bir araya gelmiyorsun? Ben kardeşlerimle, ablalarımla buradayım. Ben 50 yaşındayım. Doğruya doğru derim, yanlışa yanlış derim. İşte sen idama gideyim. Sen savunacaksın kızı kaçırdıysan. Sen akıl, bak sen akıllı olacaksın burada bak. Ama bir şey söyleyeceğim, hayatında gerçekleri var yani. Taş da taşısa ne olsa da çalışıyor işte. Asgari ücretle çalışacak. Eğitimin ne çocuğum senin? Evet. Ortaokul. Ortaokul mezunu çocuk. Baş. Yani elinde bir mesleği yok. Yok. Senin var mı öyle bir elektrikçiyim, demirciyim, sıvacıyım? Öyle bir şey de yok.
E alacağı asgari ücret. Çocuk ne yapsın, evet. İstanbul'da asgari ücretle, evet, tek maaşla nerede neyi tutacak da nerede geçindirecek? İstiyorsa gece de taş taşısın, olmaz ki. Ha, sen amcanın oğlu var bana bağlanan, Cemil. Cemil bana sizi öyle bir anlattı ki bak, ben kimsenin kuruğundan oynamıyorum. Kimseyle şey yapmıyorum. Ya insanla bir kurur olur ya. Okulda giden çocuğa sahip çıkmayan, bak şurada canlı yayında akşam izliyoruz burada. İnsanlık bu kadar ucuz mu ya? Sahip çıkmam öyle mi? Ya hayır bak, sen çıktım. Şimdi benim, bak anlıyorsun beni. Bu kadar basit mi ya? Bu çocuk okulda okuyor. Hürriyetin elinden alıkoymuşsunuz. Ya o insanı, senin de çelik çocuğun olacak. Bu şekilde olur mu ya? Ya okul okuyor da kendisi gelmemiş. Ya oğlum hayır. Kendisi Yalova'da geldi. Bir dakika. Ben kendi, gelip ben istedim mi babasından? İstedim. Ya zorla almak gibi bir şey yok. Kendisi istedi. Konuşabilir miyim? Kendisi babası, gelmek, evet, istedi. Oğlum bak, ben söz hakkı. Ben babasından istedin mi bu kızı? Ailene gönderdin mi? Tamam, bizim bir de dakika. Bir de pazar günü geleceğiz dedi. Bak benim kardeşim burada. Bu kızı isteyip de sana vermemiş, sen bugün şey olsa karşında ben var ya bak. 50 yaşındayım ben, dimdik dururum. Sözüm sözdür. Ailemiz sen pazar günü istemeye gelecek zaten. Uzlaşmaya gelecekti. Siz, biz cumartesi günü aradınız, yok gelmediniz. Müge Hanım'a başvurmuşsunuz. Pazar günü bizim aile büyükleri gelecek zaten. Sakin ol. Ben... Diyorum ki bak aile, dur yine özür dileyerek konuşuyorum. Paranız yoksa para. Arabamla geleyim alayım diyorum. Amin bak, bu Burhan denen adam. Ya pazar günü gelecekler zaten pazar, diyorum. Ya pazar, devlet memuru musun sen kardeşim? Niye gelmiyorsun sen pazar günü? Pazar ya aile bir böyle bir karar verdi, pazar aileme... günü geleceğiz dediler. Bir dakika bak, ben Giresun'dan gelmişim. Ben evde işimi gücümü bırakıp gelmişim buraya. Ben senin keyfin sıra mı? Kızı kaçıran sensin. Sen bana uyacaksın. Sen uyacaksın bana. Yanlış desinler hocalarım burada. Siz bir kere bak, ben size zeytin dalı uzattım. Gelin diye. Bak buralara çıkmanın sebebi sizsiniz. Sizin aileniz kötüdür, iyidir ben bilmem. Allah herkese sağlık versin. Siz buralara çıkmanın sebebi sizsiniz abilerim. Evet. Ben nasıl ailemin arkasındayım sonuna kadar? Onlar da benim arkamda. Evet. Böyle olacaksın. Sen ailen kızı kaçırmışsın, burada kız ama bu da küçük. Bunun sen da de çocuksun. Küçük. Siz bir akıl, bir dakika. Akıla geldi miydi, akıl hocasısın. Bu üniversite mezunu abi, biliyor musun bak bu çocuk. Kimse kimsenin gururuyla oynayamaz. Evet. Oynayamaz. Biz emniyete gidiyoruz, diyorlar ki 18 yaşında ergenlik çağınız, siz bir şey yapamazsınız. Biz varıp da olay mı işleyeceğiz? Birbirimize zarar mı vereceğiz? Aile öyle kurulmaz. Yani siz şey mi dediniz? Geleyim ben, gerekiyorsa sizi alayım hani babasıyla görüşün. Söyledim mi benim ha? Bak namusun şerefin üzerine. Ben sizi geleyim alayım. Arabamla gelip alacağım dedim abisine. Bak şeyde telefonda ses kayıtları var dedim, elimde şey. Suç mudur bilmem. Avukat bey bilir. Tamam. Yaptım. Diyorum ki bak, paranız yoksa diyorum geleyim vereyim. Söyleyeyim. Olur insanlık hali. Çalışamaz, işi yoktur, gücü yoktur. Evet. Ama ben diyorum ki bak, arabamla gelip sizi alayım diyorum bak. Yine ama ona göre. Rağmen gelmedi. Ona yine gelmiyor, diyor ki ben Giresun'dan gelmişim. Biz hastamız var, hasta yatakta. Kanser hastası, hastamız var. Biz Bursa, şurası burası, ben uğraşıyorum. Tamam, bir dakika şimdi. Şahinde'nin bir teklifi oldu. Sen duydun mu? Duydum. Söyle bir daha Şahinde. Şimdi siz aileni ikna et, sen aileni ikna et. Gelin beni babamdan isteyin. Bizi Çınarlık'ta bir ev bulsunlar, bir artı bir falan işte, bize oraya yerleşirsinler. Sen çalış, ben de okuluma devam edeyim. Hı. Evlenelim, orada bir hayat kuralım Çınarlık'ta. Ailen de kabul ederse, ailen de ikna et. Gelin, evet, beni babamdan isteyin. Öyle. Evlenelim, işte sözümüz olsun, her şey usule göre olsun. Nişanımızın sözümüz, her şeyimiz olsun. Babamın evinden en azından kimsenin kalbi kırılmasın yani. Aileler de anlaşırsa anlaşsın. Aynen. Gelsinler aileler. Aileni al getir Çınarlık'a, ya bizim oraya. İsteyin beni. Ondan sonra Çınarlık'tan bir yerden bir ev bulalım. Bir artı bir artık ne olsa. Çalışalım, çabalayalım. Kendi yuvamızı kendimiz kuralım yani. Peki muhabirimiz Burak Çeliksoy da Burhan'ın yaşadığı evin önünde. Yanında da tamam. Burhan'ın babası tamam. Çerkez Açar var. Çerkez Bey bakalım ne diyor. Bütün bunları konuşulanları duydu. Çerkez Bey günaydın. Günaydın Umga abla. Sağ ol, Allah razı olsun. Ha, ne diyorsun bu işlere? Vallahi kızın babası iyi dedi aslında. Kız babanın evine gitsin, okulunu bitirsin, buranı da gelsin, askerliğini yapsın. Ondan sonra Allah büyütür. Bir bakarsın gelip isteyecek, ne yapalım? Tamam, yani gidip haftaya isteyecek misiniz yani? Haftaya ne zaman müsait? Haftaya değil yani, daha askerlik 6 aydır nedir? 6 aydan sonra... Gelsin kendi Burhan tezkere aldıktan sonra gelsin burada bir iki çalışsın, yüzüğünü falan hazırlasın. Ondan sonra biz istemeye gidelim yani. Askere gitmeden önce efendim nişan Şahin'de söyle ha? Askerlikten önce nişan taksınlar en azından. Askere gitmeden önce nişan taksınlar, öyle nişan taksınlar bizi. Öyle askere gidelim. Askere ne zaman gideceksin? Olmaz, beni olmaz. Bir bakarsın
Allah etmesin ya çocuk olur ya bir iş olur, bir hasta olur. Olmaz öyle yani. Ya. Askerlikten önce olmaz o iş. Tamam. Tamam doğru diyor. He. Ne? Tamam. Doğru askerden diyor. Önce ben olmaz o iş. Neden? Sor sen zaten yani onların evindeydin. Neden olmaz? Sen seslen sor. Niye olmaz askerden önce? Ya o Allah'ın işini, Allah'ın işi hiç belli değil. Ya, Allah'ın işini. Ya gelirsin ya gelemezsin o da var yani. Ben bilmem o işi, o Allah'ın işi. Ya tamam nişanı yapalım, olan olursa abi, da yapacak bir şey yok bak, yani. Bak, ben nişan takmazı masraf etmezi de istemem. Gelir siz bir Kur'an böyle aile arasında bir şey yaparız. Söz kesersiz. Tamam. Ben burada bütün Türkiye'nin önünde söz veriyorum. Yok öyle kız, ya. Yok kız alacaklar götürecekler aklını çalıp. Benim kararımı ben veririm. Türkiye vermez benim kararımı. Başkalarından ben hiçbir zaman karar almadım. Kendi dediğimi yaparım, kendi kararım. Namus sözüdür, müganniye söz veriyorum. Evet, sözümü söz. Ama bunun dışında da hiçbir şey istemiyorum. Ha. Tamam Burhan. Çerkez Bey, bir saniye. Çerkez Bey, kızın babası diyor ki o zaman gelsinler masrafa da buyurun, gerek. Abla. Gelsinler masrafa da gerek yok. Bir Kur'an okutalım, söz keselim. Ya hastam var benim. Taksınlar yüzüğünü. Benim zaten hastam var, eğlenmeye halim de yok diyor. Gelsinler, istesinler, bir söz takalım ondan sonra... Ne zaman? Ne zaman isterse. Müsaade hayır, ne zaman isterse. Evet. Ben sıkıntı ama askerden size. Önce gel. Ben gelsinler. Diyorum bu işi... Askerlikten önce olmaz ki abla. Allah'ın işi, Allah'ın işi hiç belli değil yani. Bir bakarsın ben ölürüm, yoksa o ölür, o ölürüm. Hiç belli değil yani. Acaba onun yerine çıkacağımızı garantisi yok. Sen de Çerkez amca yani. O zaman al kızı otursun senin evde. Askere gidince de bak ben de ne yapayım yani. Aa sizinle be. Müge Hanım, şunu da söyleyeyim. Yani zaten kız gelecek sizin eve. Ya öyle yapacaksın ya böyle yapacaksın. Sen de kararını ver. Ben kararını ne diyeyim Mika abla, ben de zaten hasta bir adamım, benim maaşım yok. Benim bir şeyimiz, benim çocuklarımız zaten bana bakıyor. Ben ne diyeyim bilmiyorum yani. Kız gelirse de gelsin, ben ne diyeyim yani. Öyle olur. Abi bir ya şey söyleyeceğim. Sundum, sizin bir çikolata da mı almaya gücünüz yok ya? Araba parası da vereyim geçin karşıya ya. Yani. Ya bu tamam nedir nişanı ya? Yaparım, nişanı yaparım ben diyorum. Ben askeri ücretim. Ben hasta nişanı kıyalım. Ben hasta adamım, ben gelemiyorum ki. Bizim de hastamız var, dur. O zaman ne yapacağız? Bu şekilde ben kız veririm. Siz öyle... Sakin bu şekilde olmaz. Ortalıkta çalışacağım, bunlar şey yap. Bu şekilde olmaz. Sakin ol. Çerkez abi. Sakin ol. Ben askerden önce gideriz, benim kızım diyorum. Askerden önce, tamam askerden önce gelebiliriz. Evet, olur. Kim çıktı oradan konuşuyor? Bir ay sonra, bir... Üç... Hayır, ya sabah gelin demiyoruz. 3-4 hafta sonra gelir, nişanlarız. Öyle konuştu, bekle. Üç hafta. Hocam. Öyle söyle. Yengesi bir var. Bir ay sonra biz gideriz. Çektin nişan size. Takarız. O da gidi askerlik yapsın, gelsin. Bir daha söyle, hemen şöyle. Bir ay sonra gideriz, bir nişan takarız. Tabii. Askerlikten sonra gidi askerlik yapsın, yapsın, düğünü yaparız. Tamam. Tamam, bir ay sonra ama... Bir ay sonra, tamam. Onlar da kızlar alsın, gitsin. İsterse 2 sene sonra benim burada eminerlerde olur. Nişan. Söz versin bir ay sonra geleceklerini. Tamam. Tamam. Buyur abla. İyi, tamam. Anlaşılsın. Ben ne yapayım? Ben zaten bu işleri hiç sevmiyorum ya. Aynen. Bana çok saçma geliyor. Çünkü insanın ya cebinde bu... parası varsa kendisi evlenir. Ne anneden ne babadan bir şey istemezsen, evet. Ben bugün evleniyorum dersin, onları davet edersin. Böyle yani babam yüzük alacak, abim bilmem ne yapacak, o bana ev tutacakla evlilik olmaz. Ben o yüzden bana bunlar saçma geliyor, sürebilir de gelmiyor. Evet. Ama ne yapacaksın, durum da bu. Senin var mı birikmiş para? Yok, aileme güveniyorum sadece. Yani ailene güveniyorsun, ailen de işte diyor gitsin askere, ondan sonra oğlum işte... Yani güzel, kız arkadaşınız olsun. Gidin bir pastaneye, sinemaya gezin, telefonda konuşun. Ama kız kaçırmak, evlenmeye karar vermek için bir erkeğin, Rami Bey'in dediği gibi bir kızın da aynı zamanda cebinde parası olacak. Bak sadece artık erkeğin de değil, kızın da olacak. O yüzden diyorlar, sen askere git, çalış, paranı kazan, paranı biriktir. Hı. Şahin de sen de okulunu bitir, git, çalış, paranı biriktir. Sonra insanlara işte o zaman ben bununla evleneceğim deme şansın olur. Evet. O teklifim vardı. Neyse, o askerden önce gelip isteyecekler mi? Onu istiyor.
Allah Allah. İsteyecekler. Ya nişanı yapalım. Askerden önce nişan kıyalım ya. Kızım, ne diyorum? Askere gitmeden nişan kıyalım. Onun için. Sade aşkına hayat yaşamıyor ki. Acele etme. Bak diyor Müge abla. Niye acele edeyim ya? Müge Hanım diyor. Senin Burhan'a mı güvenin yok? Hayır güveniyorum ne demek ya? Güvenim. En azından adını koyalım yani. En azından nişanlı diyeyim tamam, yani. Peki niye bu kadar acele ettiğini soruyorum. Ben seviyorum çünkü. Seviyorum yani. Vazgeçemiyorum. Yani çok seviyorum. Yine vazgeçme. Vazgeçemiyorum. Hayır yine vazgeçme ya. Yani illa ki parmağa takılan yüzük müdür? Evet, nişandan önce adını, yani askerden önce adını koymak istiyorum yani. Neden? Yani nedeni yok ya. Yani rahat gezebilmek için. Yani en azından nişanım değil. Yani koluma takıp gezeyim ya. Yani rahat rahat dolaşabileyim yani. Öyle. Ha, gezmek hani, için? Ha, gezmek değil yani. En azından adını koyalım yani. Şu an sevgiliyiz ya. Yani. Mesela adımız yok bizim. En azından nişanım değilmiş yani. En azından nişanım diyeyim yani. Askerden önce nişan almak istiyorum sadece. Gezmek değil mesela. Anlamıyorum. Hayır babam diyor o zaman rahat bırakmayacak diyor. En azından nişanlı olursa diyor. Aynen öyle. Evde rahat olurum. Evde rahat olurum. Hayır ben olsun öyle bir şey. Onlar yapmazsa ben yaparım ama. Askerden önce nişanlı olmak istiyorum. Ben şey yapmıyorum. Ya ben bu işin bir altından çıkamayacağım anladığım evet, için. Şu adam durumum yok Müge Hanım, burada yine bir sıkıntı anlıyorum. Var. Anlıyorum. Aslında sen doğrusunu yapıyorsun şu an. Askerden önce nişanlı olmak istiyorum. Veniyisi Burhan'ı eve iç güveyisi alın. Yok, burada, başka yapacak iş yok burada yani. Burada bir sıkıntı var. Evet. Başka da başka yapacak bir şey yok. Siz Burhan'ı eve alın yani. Yapacak yok, yok, yok. Evlendirin eve alın bari. Evet. Yok öyle bir şey yok. Kızı da vermiyorlar. Bir saniye kızım. Sakin ol. Sen ne kadar şey heyecanlı. Sakin ol bir. Ya biz şimdi karşı taraf bir ay diyorsa bir ay tamam, bekleyeceğiz. Tamam seni nişanlayacağız. Müge Hanım söz hakkı alabilir mi? Ben evet. Burhan'ın samimiyetine inanıyorum. Yalnız yaşı çok genç ama buna rağmen bakın bugün buraya gelmesi de bence çok güzel. Çok özür diliyorum ne kadar şeref yoksunu insanlarla karşılaşıyoruz. Bence bu çocuk 19 yaşında şeydi gayet de abileri aldı götürdü konuştular ettiler durumu anlattılar biz de anlattılar. Bence gayet şerefli bir şekilde geldi. Ben hani imkanı bu yani. Hani bazen ben diyorum ya adımıdır, yapabildiğim budur diyor. İllaki bir şeyler için böyle ailelere, büyük törenlere de ihtiyaç yok. Sen Burhan'ı, Sabahattin abi, bence daha hiç adını falan koymadan sen Burhan gelsin sana bir hafta sonları. Senin ne zaman iznin var çocuğum? Her zaman müsait olabilirim. Hayır yani sen şey. Ne zaman çalışıyorsun, ne zaman izinlisin? Hafta sonları müsaitim. Hafta sonları. Al bir evine. Bir çay içir, bir kahve içir, bir Burhan'ı da tanı bakalım. Evet. Belki tanıyınca sen de seveceksin. Yok. Bu kız babaları da yok biraz değil. Damatlara karşı bir şey davranıyorlar başta. Nedenini anlayamadığım sen derece erkeklerin yani. Böyle bir sıkıntısı var bu kız çocuklarını evlendirmekte. Biz kadınlar öyle değiliz. Anlatacağım diye saçım bir beyazladı, şey ya, beyazdı zaten. Yani. Bir tanı bakalım çocuğu, sen de bir ay tanı. Müge Hanım bak ben ne diyorum size, ben bu işe tamam ama... Benim yanıma iş kuyuya kesinlikle gelmez. Yok, yok. Niye biliyor musun? Ya, ben yok, onu yok, yok. Yaptım. Hocam, yani. Hocam yaptı, tamam da onu. Burada seyircilerimiz de var bak. Dışarıdan ev tutsun, destek veririm. Ayaklarının üstünde durmaya ikisi de öğrenecek. Tamam ben diyorum çalışacaklar. Ki bir ay sonra gelebiliriz yok, diyorlar ya. Bir ay öncesinde de diyorum. Ya, bu çocuk gelsin bir hafta bilir. Sonları. Kendisi bilir. Tamam bir çayını kahveni evet. İçsin. Sen de bir tanı. Ama ailesiyle bir gelse daha aynen. Güzel olur. Hani ailesi böyle. Bir alsın gelsin. Hani. Sana bir şey ondan söyleyeyim. Sonra zaten gelir yani. Ben gelme demem ama ailesiyle bir kafadan yahu gelseler. Yahu gördük böyle. İşte ailesini de tanıdın. Şahin'de de bir görsün. Bir yan yana gelsin. O da bir 3-4 hafta konuşsun. Belki de öyle bir şey yapacak ki Burhan. Şahin'de onu istemeyecek. Ya da Şahin'de öyle bir şey evet, yapacak evet. Ki. Burhan onu istemeyecek. Evet. Bir görüşmelerine tamam. De izin ver. Evet. Yani görüşmüşler. Böyle kaç göç olduğu için zaten yani Şahin gizli de beni istesinler için. De istesinler aynen, diyor. Aynen aynen. Gizli olduğu için yani. Biz en azından nişanlanalım rahat rahat yani görüşelim de yani öyle istiyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.